Beyaz TV'ye Nilüfer Zaman'la hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol, bereketli, çok güzel bir gün olsun bugün de sizler için inşallah. Geçen hafta Yeşim Akıncı ile birlikte biz kayınvalideleri, gelinleri, aralarındaki sorunları konuştuk. Sizlerden çok fazla soru aldık. Bugün de bu konuya devam etmek istiyoruz efendim. Bu konuda sorularınız için şu anda arkadaşlarım ekranlarımızda paylaşıyorlar. Nilüfer.Batur'a yazabilirsiniz. Beyaz TV'ye yazabilirsiniz. Ne sorununuz varsa isminizi söylemek zorunda değilsiniz. Bizimle paylaşın. Sevgili Yeşim Akıncı stüdyomuzda size en doğru cevapları veriyor olacak. Evet. Yeşimciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzelsin her zamanki gibi. Teşekkür ederim, sen de öyle. Evet, ne çok soru aldık değil mi İnanılmazdı. Yeşim? Yayın bitti, gerçekten. Bizim sorular devam ediyordu hala. O kadar çok dertli insan varmış, bence öyle görmek evet. lazım. O yüzden biz bugün bütün Nilüfer Zaman evet. programımız boyunca sevgili izleyenler yalnız ve yalnız bu konuyu konuşuyor olacağız. Çünkü Hı. baktık ki bu konu hakikaten çok önemli bir konuymuş, çok da fazla soru varmış. Çok dertli varmış ve çözümü olan şeyler için insanların dertlerini ötelemelerine içimiz razı gelmedi tabii ki. Peki benim aklımda hemen şöyle bir soru doğdu Yeşim. Bu kadar çok fazla bu konuyla ilgili soru alınca. Evet. Bu neden bu kadar sorun haline gelmiş? Neden gelinle kayınvalideler bu kadar çatışır haldeler? Evet. Bunun temelinde ne var peki? Temelinde aslında güç kaybı var. Yani belirli bir zamana kadar yetiştirdiği erkek çocuğunun karşısında bir güç kazanıyor anne ve onu yönlendiriyor. Ona bir bağımlılık hissettiği anda bir başkası o gücü elinden alacakmış gibi geliyor ki öyle de olur. Yani sonuçta hani değişiyor, sahibi değişiyor gibi görüyor. Halbuki baktığın zaman aslında yetişirken çocuğun belli bir zaman sonra senin yuvandan uçacağı, sağlıklı bir erkek olarak başka bir kadınla evleneceğini bilerek yetiştirmekte fayda var. Hı hı. Ama bu böyle olmayıp ondan sonra birdenbire biri çıktığı zaman onu rakip olarak görebiliyor. Ya da tam tersi gelin kayınvalideyi rakip olarak görebiliyor ve çatışmalar başlıyor. Dolduruşlar da var biliyor musun? Şimdi ben eminim sen bir kayınvaliden olsa çok seversin. Evet. Yani çok da iyi davranırsın. Benim. Ben hala da çok seviyorum. Ya. Yani eşimle ayrıldım ama evet. kayınvaliden benim için hala çok çok kıymetlidir. İşte, yani her zaman da öyle kalacak. Bu bir kültür, bir öğreniş şekli. Bazısı da aman kayınvalidenle mesafeni koru. Öyle Hı-hı. büyüyor kız. Diyor ki neden işte aman senin evine karışır, yemeğine karışır, kocana karışır, huyuna karışır, giyimine karışır. Yok mu böyle? Var. Böyle tipler de var. Ama hepsi böyle değil. Çok da iyi insanlar var. Gerçekten hem mağdur kayınvalide hem mağdur gelin gördüm meslek Hı-hı. hayatımda. Hı-hı. Çok önemli. Evet çok çok önemli sevgili izleyenler. Şimdi biz bugün şunları konuşuyor olacağız yine. Yüzdeliklerimiz var. Bunlar çok önemli. Çünkü bazı şeyleri biz doğru zannediyoruz ama aslında yanlış biliyoruz. Hadi gelin o başlıklardan başlıyor olalım gene. Evet. Çok enteresan başlıklar bunlar. İlki şöyle sevgili izleyenler. Kayınvalide karı koca arasında arabuluculuk yapmalıdır. Çoğu zaman çünkü buna yeltenir evet. kayınvalideler bir büyük olarak. Evet. Bu doğru mudur yanlış mıdır sana sorduk. Hemen yüzdeler gelsin ekranımıza Bence da yanlış. Göre olalım. Evet yani, birazdan gelecek hemen ekranımıza yüzdeleri da. Yüzdeleri zaten ona göre verdim. Çok Hı-hı. yanlış olur. Çünkü kayınvalide hakem olursa ilişkinin yani dinamiği tamamen değişir. Hani arabuluculuk da aslında bazen tabii ki taraf tutacaktır. Düşünsene oğlunu tutacaktır yani. Şimdi hatalı olduğunu bile bile oğlunu tutabilecek kayınvalide şansı daha fazla yüzdesi. O yüzden şimdi yüzdeler şimdi gelecek. Gelecek bir evet. Sıkıntı var teknikle ilgili. Sorun değil ama şimdi mesela çok gelecek. Önemli bir şey. %90 dedim ben hatta girmemeli ha, böyle bir işe. Geldi. %40 doğru, %60 yanlış. Yani aslında bu yapılmaması gerekiyor. Hatta şöyle arabuluculukta kesinlikle arabuluculuk yapmaması gerekiyor. Arayı bulmak için mesela barıştırmak gibi. O yüzden hani 60'a 40 bir denge verdim. Çünkü barıştırmak gibi böyle şeyler büyüklerin görevidir. Hı hı. Gençler bazen tartışır bir şeyler olur. Büyükler daha olgun, daha tecrübeli olduğu için arayı bulurlar. Ama bildiğin böyle hakem gibi işte sen haklısın, sen haksızsın dendiği anda kayınvalidelik, kayınpederlik görevinden emekli olursun. Hakim görevine gidersin. O zaman da bir de tabii karşı tarafta evladın olduğu için ve onunla çok eski ya. Bir bağın olduğu için objektif de olamayabilirsin. Olamaz işte kesinlikle taraf tutar. Evet. Hemen ikinci başlığımız geliyor. Kayınvalideler gelinleriyle anlaşmasa da gelinlerinin oğullarından ayrılmasını istemezler.
gelinleriyle anlaşmasalar da gelinleri oğullarından ayrılsın istemezler. Hı hı. Tabii ki istemez. Kim yuvası yıksın ister? Yani bir defa şöyle bir şey. Oğlunu seven insan, bakın oğluna kıymet veren insan evliliğin devam etmesini ister. Çünkü onun düzeni bozulacak. Maddi manevi sıkıntısı olacak. Seviyorsa derdi olacak. Çocuk varsa torun ortada kalacak. Tabii ki istemezler. Bizim Türk milletimizde de gerçekten aileye çok önem verilir, hı hı, ve aile kurumunun saygı olduğu için de evlilik her zaman desteklenir diye düşünüyorum. Kayınvalideler tabii ki ayrılsın istemezler ama yeni gelin kavramında genelde kayınvalideler bizi ayıracak gözüyle baktığında, bunun da yüzdesi çok fazla, göreceğiz birazdan. O zaman ilişkilerde problem oluyor. Beni ayıracak diyen kişiye karşı tabii ki tepkili olursun. Hı hı hı. Öyle değil mi? Bizim ayrılmamızı istiyor. Benim kayınvaliden diye düşünüyorlar. Öyle bir imajı olabiliyor bazen insanların. Evet. Diğer başlığımız geliyor. Kayınvalide geliniyle tartıştığında erkek hakem olmalıdır. Bakalım yani, bunun yüzdesine. Bence yani şu hakemlik belki kelime olarak farklı ama taraf olamaz. Çünkü bir taraf anne, bir taraf eşi. Hı hı. Taraf olamaz ama kesinlikle merci erkektir burada. Kayınpeder değil bakın. Bir problem olduğu zaman gider işte gelin annesinin yani eşine şikayet eder. Kayınvalide de gider işte gelini oğluna şikayet eder. Oğlan ne olur? Felaket bir baskı altında. Şişer. Ve sıkılır, bunalır. En amiyane tabiri. Bak ben buradan tüyo vereyim. Eğer kayınvalide gelin arasında böyle bir durum varsa, hı hı, şimdi kızacaklar bana bazıları ama gerçekleri konuşuyorum. Tabii, biliyorsun sevgili Nilüfer. Böyle bir durum varsa ikisini de resti çekip evden çıkın bakayım. Sonra ikisi bir olup sizi nasıl getirmeye çalışıyorlar? Bu da bir gerçek yani. Bu kadar bir o taraftan çekilip bir bu taraftan çekilince insan ne olur? Bunalır. Tabii ki. Yani o yüzden bazen böyle ikisine birden tavır yapıp yeter artık deyip bir çıkın bakın evden. Sonra ikisi bir olup nasıl sizi getirmeye çalışıyorlar. Çok keyifli olur. Sorular gelmeye başlamış. Evet. İleteyim mi Yeşim'cim? Lütfen. Ben kayınvalidemle görüşmüyorum. Çok üstüme geldiler. Eşim de kapak oldu ama... Bu kapak ne oldu demek? Burasını İnsan. Anlayamadım. Kime kapak oldu? İki oğlum var. Herhalde yanlış bir şey yazdı orada. İki oğlum var. Yanlış örnek oluyorum. Farkındayım. Üzülüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kıyamam bak. Ne güzel yüreği. Evet. İçine çok sinmemiş. Farkındalık sahibi. İsmini vermeyeyim. Belki istemez. Yani içine sinmemiş. Çok evet, da güzel bir şey aslında. Bak iki de oğlum var. Yani yarın bir gün sen de kayınvalide olacaksın. Düşün. Kendine yapılmasını ne istersin? Yani görüşmüyorsun. Belki bakın şöyle bir şey var. Bazen oğlanlar kendi ailesiyle görüşmüyor. O zaman hala görüşmek isteyen gelinler olabiliyor. Belki öyle bir durum hani kapak hı hı oldu dediği. Hı hı hı. Ya da işte problem çıkartmışsa zamanda insanlar affedemez misin? Değişemez mi insanlar? Belki öğrenmiştir yanlış yaptığını. Değil mi? Affedebilirsin tabii, bence. Tabii ki de. Onda bir tekrar diyalog kurabilirsin. Bırak çocukların da dedeyle, babaanneyle büyüsün. Çok keyifli bir şey. O kültürü almak çok keyifli. Yeşim bak çok önemli bir konu var burada. Merhaba kayınvalidem 13 yaşındaki kızıma sürekli olarak beni karalayıcı konuşmalar evet, yapıyor. Bu da bunu bir de benden gizli yapıyor ve tembih ediyor annene söyleme diye. Ama bunu hanımefendi bildiğine göre tabii çocuk ki 13 zaten yaşındaki saklamaz. Çocuk anneye söylüyor muhtemelen. Bakın 13 yaşında şu an bu da ergenlik çok var. Yani torununa giriyor. Şikayet ediyor aslında. Ve çocuğu yani torununu mahvediyor. Bir yanlış şurada annene söyleme diyerekten. Şimdi o kız bak şimdi babaanne bizi dinliyorsa keşke dinlese şurada. O kızı yarın bir gün lisede bir şeyler hı-hı oldu. Eline bir şey verdiler. Bunu kullan ama annene söyleme. İşte sen bunu alıştırıyorsun çocuğu. Torununu mahvettin. Bir yalan söylemeye alıştırıyorsun. İki annene söylemesi çocuğun annesine hı-hı söylemesi müthiş bir korumacılık. Ve aslında doğru bir şey çocuk büyütmede. Çocuklarınız her şeyi anne babaya söylesin ki onları daha iyi koruyabilirsiniz. Tabii. Söylemezlerse gelir yarın bir gün başka biri sizin çocuğunuzu elinizden alır. Ya da bir madde bağımlısı yapabilir. Lütfen. O çok önemli. Ama bir de şöyle bir hata var. Rol modelini kötülüyorsun. O onun annesi.
Şimdi ergenlik döneminde bazı kız çocukları anneyle challenge'a giriyor ve problemler yaşayabiliyor. Yani anneyi kıskanabiliyor, anneyi hor görebiliyor. Hatta maalesef ergenlik döneminde çok olur bu. Aşağılayabiliyorlar anneyi. İşte sen işte kadın mısın, işte babama şöyle yapıyorsun, ben senin gibi mi olacağım, olmayacağım falan filan. Biliyorsunuz hani bu ergenlik problemleri. Evet, kılıyla, kıyafetiyle bile eleştiren oluyor. Benim hatta bazı danışanlarım vardı. İnanın sırf kızı için burun ameliyatı olan vardı. Ay kıyamam. Ben senden utanıyorum, işte böyle görmek istemiyorum, okula gelme falan demişti. O ergenlik dönemi geçtiği zaman o annesinin burnuna kurban olsun be yani. Hakikaten öyle. Hakikaten işte dış görünüşe tabii bazen şey yapılabiliyor. O yüzden rol model olan genç kızı lütfen eğer torununuzu seviyorsanız yapmayın. Kendinizi seviyorsanız da kişiliğiniz için bunu yapmayın. Çok aşağılayıcı bir şey kendiniz için. Ne demek annesine şikayet etmek? O onun evladı. Senin çocuğunun da yani evladı. Yani buna nasıl kıyabilirsiniz? Yapmayın. Evet. Telefon numaralarımızı da hatırlatalım. Evet. 0212 alan koduyla 333 33 70 ve 71 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz efendim. Hikayenizi kendi sesinizle, kendi cümlelerinizle anlatmak isterseniz biz buradayız. Bekliyoruz telefonlarınızı da. Çok fazla soru geliyor. Ara ara Instagram üzerinden de bakacağım ama tabii ki yazarak anlatmak her zaman sözel ifadeden daha zordur. Bağlanırsanız da biz keyifle yine hikayelerinizi buradan dinleriz. Yeniden yüzdeliklerimize devam edecek olursak. Kayınvalideler oğullarını sosyal güvence olarak gördükleri için gelini de aile parasını paylaşacakları kişi olarak görüyorlar. Yani ailenin ortak parası bölünüyor. Evet. Eyvah, bir ortak daha geldi. Aynen öyle. Yani maalesef bu da bir doğruluk payı çok yüksek. Oo, %75. Çünkü şöyle neden çocuk doğurursunuz? Bu çok önemli. Çocuğun bana baksın diye doğurursanız o zaman çocuğun size bakabilir, evet. Ama sonra tabii ki aile hayatı olduğu zaman bütün para bölünür. Bazı ailelerde halen çocuğun gelirini kayınpeder ve kayınvalide yönetebiliyor musun? Şimdi nasıl sorun çıkmasın? Yani geline harçlık veriyorlar. Şimdi bu tip şeylerde artık olay... Bizim böyle bir komşumuz vardı maalesef. Ya. Ne oldu ama biliyor musun? Bütün aile dağıldı. Yani ortak bir fabrikaları vardı. İşte. Üç erkek kardeşlerdi. Üçü de boşandılar. Ya çünkü... Ve kayınvalide yönetiyordu her şeyleri. Ne oldu şimdi? Üç tane boşanmış çocuk. İnanamazsın, kayınvalide dönüşümlü olarak gelinlerde kalıyordu ve paraları saklıyordu. Paraları nereye saklıyormuş biliyor musun? Nereye? Kıyafet borularının içine. Wow, hiç aklınızın ucuna gelmez yani sevgili izleyenler, evet. Aa, ne ilginç, kafasını oraya çalıştırana kadar 3 tane çocuğunu mutluluğu için yaşasaydı şu an 3 tane boşanmış evladı yoktu. Ve hatta şöyle bir örnek vermek isterim. O 3 tane boşanmış kişi belki bir kişi yedirecekti. Şimdi bir sürü kız arkadaşları var. Kolay gelsin, fabrika çalışsın bol bol. Bu arada fabrika battı, herkes darma duman oldu. Yani yuvasını yıkarsan insanların tabii ki gerçekten yani gider. Rızk sadece yemek, ekmek, para değildir arkadaşlar. Sevgidir. Bir insanın gönlüne girmektir. Bir ağacı görmektir. Kuşu koklamaktır. Çiçeği koklamaktır. Yani rızk budur. Birazcık insan rızkını kapatmaması lazım. Sevgiyle açması lazım. Evet, harika. Hemen devam ediyorum. Annelerin erkekler çocuklarına 0-6 yaşlarında alması gereken sorumlulukları vermek yerine üstlenmesinin anneye bağımlı erkeklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ben buna %100 veriyorum. Sen kaç verdin bilmiyorum ama sen az vermişsin valla. Şu an yeni ailelerde farklı durum değişti diye düşünüyorum. Evet, çünkü eskiden eğitim çok sistemi de değişti değil mi? Çünkü hep proje üreten ödevler veriliyor. Bayılıyorum ben yeni eğitim okullarda sistemine. Okullarda da bu önlem olarak alınıyor. Evet. Artık bir şeyler değişmeye başladı. Kültür değişince evet, ama gerçekten bağımlı çocuklar o kadar fazla ki. Nilüfer 18 yaşında hala yemeğini annesi yediren danışanlarım var. 18 yaşında ağzına kaşıkla besliyor. Ah aslan oğlum, paşa oğlum. Şimdi sen bir kız arkadaşıyla çıktığında bu çocuk normal yemek yemesini bekle. Beklemeyecek. Sonra kızcağızdan bunu isteyecek. Kızcağız hadi yaptı, yapamadı, problem. Yaptı problem, yapamadı problem. Ondan sonra ben bu tarz danışanlarımda bağlanamama problemi görüyorum. Yani bir eş seçememe, bir kadınla beraber devamlı bir ilişki sürdürememe problemleri görüyorum. Bakın, anneye bağımlı kişiliklerdeki erkekler bir kadınla olamıyor.
ya bambaşka devamlı kadın değiştiriyor. Çünkü anne motifine girdiği anda kadını cinsel obje olarak görmeyebiliyor. Ya da işte çocuk doğurduğu anda değişebiliyor. Bağımlı yetişen kişi inanılmaz ayrışmak istiyor. Kendini var etmek istiyor. Yani bırak beni, yapışma bana demek isterdi belki çocukken ama diyemediği için yetişkinliğinde bunu ilişkilerine yansıtıyor. Valla oğlunuzun sağlığını düşünüyorsanız, kendi geleceğinizi düşünüyorsanız, şöyle torun torba harika bir hayat varken, mutlu yaşayacakken bırakın bağımlı bir çocuk yetiştirmeyin. Bağımlı çocuk da zaten mutlu bir yuva kuramıyor. Evet, bir telefonumuz var, hemen merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz beni? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Stüdyonun biz biraz sesini yükseltebilir miyiz arkadaşlar? Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Söyleyeyim. Yerin kaplarında. Beni duyuyor. Evet evet, duyuyoruz. Buyurun lütfen. Benim gelinim, oğlum toplum hikayesinde sürekli bahsediyor. Sen bir şey yapamazsın, sen bir şey istersin diye tutuyor. Ne yapmak istiyor, nasıl davranmak istiyor? Evet, çok kesik duyduk ama yönetmenim şöyle aktardı bana. Toplum içinde gelininiz sizi sürekli rencide ediyormuş. Doğru anladım. Oğlunu dedi. Ha, oğlunu, oğlunuzu rencide ediyor. Tamam. Ah, ne kadar kötü bir şey. Gerçekten kötü. Neden kötü? Bir defa toplum içerisinde bir erkeği eğitemez kimse. Ha, bazı insanlar var. Ben sana bunu dışarıda evde ya da işte evimizin içerisinde söyledim, anlamıyorsun. Bak şimdi ben seni nasıl rezil ediyorum diyor ve yapıyor. Ama bunu adet haline getirdiği zaman ilişkili açıkla söyleyeyim. Ben toplum içinde kavga edilmesine de çok karşıyım. Yani sadece şeyde değil, yani evli çiftler evet. için değil, normal çiftler için de, yani ne olursa olsun o sırada su yut yani. Evet. Ne yapıyorsan arabana geçtiğin anda, kapın kapandığı anda dökül değil mi? Yani ben yani, en azından ben kendi arabada adıma... giderken de tartışmayı çok önermiyorum. Ha, evet, tabii, o da tehlikeli olabiliyor. Tabii trafik açısından doğru söylüyorsun. Evet. Çok haklısın. Yani ama bir defa şöyle bir şey. Tartışmanın da bir kuralı var aslında. Hı-hı. Yani eşlerin birbiriyle ilgili bir sırrı, bir konuşmadan bir anlaşması olması lazım. Nasıl? Kavga mı ettin? Bazen bir tanesi siniri çok olabiliyor. Öbürü alttan alabiliyor. Bazen ikisi sinirli olabiliyor. O zaman bir zaman deadline verin. Yani tartışma zamanı verin. Ve bunu açken yapmayın. Çok önemli. Hı hı. Bütün doneleri kafanızda tutun ve geçmişten bir şey getirmeyin. Hı. Ta geçmiş 20 sene önce ya da 5 sene önceki, sen zaten bunu böyle yapıyordun. Düğünde de şunu yapmıştın. Bununla da bunu yapmıştın. Zaten o annen yok mu? Hep böyle işte falan filan. Şimdi toplum içerisinde söylediğinde bir, bunu yapan kişiye şöyle bir şey söylemek isterim. İnşallah yani hanım, ablamız bizim gelini de bizi dinliyordur. İnşallah. Şöyle... O adamdan ne bekliyorsun? Toplum içerisinde mahvettin adamı. O adamdan ne bekliyorsun? O adamdan kocalık mı bekliyorsun? O adamdan nasıl bir ilişki performansı bekliyorsun? Bitirdin adamı zaten. Ha, bunun maksadı ne şimdi? Bir şey, insan ağzından çıkan kelimeler, cümleler ve istekler bir maksat içindir, amaç içindir. Bunun amacı yok. Bunun amacı ilişkiyi ilaç edip bitirmek. O zaman boşan. Tabii şimdi bu kadar beğenmiyorsan, anne için de çok zor. Anne sürekli böyle bir şeye şahit oluyor. Çok, müdahil olsa çok. Başka bir dert olmasa, sussa. Mağdur kayınvalide. Başka bir dert. Oğlunu değil mi? Rezil ediyor diyor şimdi. Ne kadar kötü bir şeye baktığınız zaman. Hı hı. Ha, ne yapabilir bunun için? Gelinle acaba konuşsa bir yol mu? Yaşı? Konuşsa bir yol olabilir hakikaten. Aslında var ya, bir kamerayı çekeceksin, kendini görse gelin valla utanır, yapmaz. Hı hı. Evet, aslında bak değil mi, bazen insan böyle kendini gördüğü zaman evet, bazen tabii mesela, gizli değil bu, yasal tabii, değil mi? Yasal değil. Evet. Mesela bazen ses kaydı alıyorsun, sesin bile değişik geliyor ve mesela çok böyle tonundan bile rahatsız evet. olduğun dönemler oluyor. Aynen. Aslında keşke böyle bir şey olsa da o görüntüsüyle bir evet. yüzleşse, ne kadar kötü olduğuna dair. Aslında kendi kendine böyle yatağa koyduğunda o yanı başındaki kocasına bir yüzüne baksa, o aşağıladığı adamla yatıyorsun, uyuyorsun. Ne haber? Ya, ne farkı var? O zaman ben şöyle söylüyorum. Eşler birbirinin aynasıdır. Sen eşine bunu yapıyorsan kendini aşağılıyorsun. Toplum içerisinde olduğu için. Bakın, tartışabilirsin, kötü bir şey de konuşabilirsin. Eskiler ne yaparmış? Toplum içerisinde susarmış. Sonrasında
Hatta isimlerle hitap ederlermiş. Nilüfer Hanım, Yeşim Hanım işte. Doğru. Bilmem ne Bey. Evet, doğru. Yani bu saygı çok önemli etraf içinde. Muhtemelen zaten hanımefendi bunu eşine yaparken etrafındakiler de şunu düşünüyor. Zavallı adam kime düşmüş? Hah, adamı daha çok haklı çıkartır. Hı-hı. Bravo. Bir, ikincisi de ben şahsen misafirin yanında tartışıldığı zaman misafire de hakaret sayıyorum. Tabii. Bak. Nasıl strese evet, girerim biliyor musun? Düşünsene ne yaparsın. Ben yanımda birisi tartıştığı zaman bir arkadaşım birisi inanılmaz inanılmaz üzülürüm. Ya. Bir de şimdi benim meslek gereği tabii şey oluyor genelde hani. Müdahil olma şeyi geliyor benim değil mi, arzusu. Bir açılıyorlar hani böyle. Diyorum ki şu an mesai saati dışında bilirler bak şu an beni izleyen arkadaşlarım varsa. Şu an mesai saati dışındayım diyorum. Lütfen ağzımızın tadını bozmayalım. Sonra yaparız, konuşuruz, ederiz. Bak o da çok güzel. Bizim ilişki terapistlerinin şöyle bir yöntemi var. Buzdolabı, buzluk yapıyoruz biz. Buzluk ilişkisi nasıl? Mesela o an büyük bir tartışma var, hararet var. Dondur diyorum. Duygularını, seansa da yapıyoruz bunu. Duygularını şu an dondur. Eve gidin, hiçbir şey yokmuş gibi devam edin. Geldiğinizde açalım biz buzluktan, çıkartalım sorunu. Koyalım, çözelim. Pişirelim ve kaynatalım gerekirse. İnan çok faydalı bir şey. Zaten öfken geçiyor. Tabii bazen üzerine gerçekten yatıp kalktığında neye kızdığını evet, unutuyorsun evet. Sabah. Benim çok olur. Bir izleyicimiz daha var telefon attığımızda doğru anladım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun dinliyoruz sizi. Merhaba. Merhabalar. Ben de geç sayın haberlerdeyim. Çok erken yaşlı satım oldu. Oğlum ondan sonra işte evlendirdim. Gelip çok seviyorum. Kızı hiç seviyorum. Hani her zaman da dedim beni tuttum. Hani hep böyle davrandım. Maddi manevi sürekli hep şey yaptım. Ama karşılığını alamıyorsun. Çok böyle kitapları okudum. Hani yardımcı olmak istedim. Hep alttan aldım. Oğluma hiç istemem. Şekilde söylemedim. Altın tuttum daha sonra. Saçımı var, içinden tutayım. Hani hep ağlıyorum, üzülüyorum. Ben yaptığımın karşısını alamıyorum. Bak üzülüp ağlıyorum. Yardım almak istedim, tuttum. Yapamadım. Yani ne yapabilirim ben? Hep annemle hep tuttum. Şu an sorunlar, sorunumu hiç yapamadım. Göstermiyor mu? Yani gösteriyor. Yani hiç şöyle yemeğini yediremedim. Kucağıma alıp uyutamadım. Gidiyorum. Bir iki saat yapıyorum ve ben seviyorum. Geliyorum. 1,5 yaşında şu an. Allah bağışlasın. Hem de tatlı oldu. Geliyorum. Kızım diyorum. Oğluma hiç birlikte. Hani şey yapmıyorum bir şey olduğunda hep bir ondan yana oluyorum. Oğlum hiçbir zaman kötü demedi. Ama hep üzülüyorum, ağlıyorum, kendi kendime şey yapıyorum. Hani ben ne yapayım, nereye gideyim bilemiyorum. Konuşamıyorum da kendimi ifade etmiyorum. Aranız nasıl? Yani, size kötü davranıyor mu? Hayır, hiç öyle. Hani karşıdan nasıl bile hiçbir kötülük yok. Yani hani şey yok, saygı şey. Ama böyle bir araya geldiğimizde konuştuk, böyle muhabbet edemiyoruz. Ne bileyim böyle bir mesafeli mi size? Evet, duvarı var. Gibi. Kız çocuğunuz ama da yok sizin. Yani. Yok, iki tane oğlu var. İki tane oğlu var, evet. Ama kızım diyorum yani. Hani böyle hiçbir zaman benim gelirim demez. Hatta bir gün postacı geldi. Ona kızım deyince adam sektirişildi yani. Hani şey. Yani çok üzülüyorum. Bilmiyorum, ne yapacağımı da bilmiyorum. Konuşamıyorum da, anlatırken anlatamıyorum. Yani kendim ifade edemiyorum. Yazın öyle o ya. Zaman, yazın. Bak aslında şimdi şurada sizi geliniz dinlese içi parçalanır. Vallahi benim bile gözlerim doldu. Yani ne kadar enteresan değil mi? Kimi işte bambaşka, herkesin de farklı evet. Dertleri. Şimdi hanımefendi ilk önce gerçekten üzüldüğünüz için hepimiz üzüldük ama bu kadar üzmeyin kendinize. Bak şimdi ne demek istiyor Yeşim Akıncı? Üzülecek bir konu değil. Çocuğunuz sağ mı sağ, torunuz sağ mı sağ,
Daha fazla sevgi istiyorsunuz, daha fazla. Çocuk biraz büyüsün. Şu an belki o da yeni anne. Bir özetleyelim mi istersen? Evet. 1,5 yaşında torunu olan oğlu var hanımefendinin, 2 tane. Gelin aslında hani kötü değil ama enteresan bir duvarı var. Bir araya geldiklerinde sohbet edemiyor. İşte torununu böyle çok yatırıp uyutamıyor. Yani çünkü o sıcaklığı görmediği için torunuyla o iletişimi de çok belki rahatlıkla yapamıyor. Belki disiplin için. Aynen öyle. Yani hanımefendi o sıcaklığı görse zaten bunu ifade ediyor olamaz. Bunun inanılmaz derecede bir mutsuzluğunu yaşıyor ve bizimle paylaştı. O kadar içselleştirmiş ki bunu anlatırken hanımefendi gözyaşları döktü bize. Evet, ama şöyle bir şey. Aslında biraz daha çocuk büyüse, ben şöyle bir şey hissettim tabii ki konuşmalarından ve ses tonundan. Çok fedakar bir hanımefendi. Hı hı. Bir şeyleri çok feda etmiş zamanında. Zaten bu kadar fedakar olmayın. Çok sevgi istiyorsanız bence konuşabilirsiniz. Oğlunuzla sakın konuşmayın böyle. Ay bana böyle yapıyor, şöyle yapıyor demeyin. Daha da tabii daha da o zaman kızcağız daha cephe alacak ve duvarları kalınlaştıracak. Var. Şimdi çocuk zaten 1-1,5 yaşında, bazı anneler çok titiz oluyor biliyorsun Nilüfer. Evet çok ben disiplinli yatırayım, oluyorlar. Ben uyutayım. Ay ben şey yapayım, onun saati geçmesin. Onu ben besleyeyim. Altını ben alayım. Şimdiki yeni annelerde bu titizliği görüyorum. Bak hak da vermiyor değilim. Çünkü sizin yaptığınız şey farklı olabilir. O disiplini bozmak istemeyebilir. Bir de çocuğun tam kodlandığı zamanlar, aldığı direktifler evet, çok önemli o yaşlarda. O yüzden bakın şöyle diyebilirsiniz. Harika bir çocuk yetiştiriyorsun. Olumlamadan girin. Bir insandan bir şey isterken ilk önce ters veya kötü yanlarına değil, iyi yanlarından parlatıp cilalatıp girin konuşmaya. Deyin ki ya güzel kızım, yani Allah razı olsun, bak çocuğuma çok iyi bakıyorsun, torunuma çok iyi bakıyorsun. Bana da çok iyi davranıyorsun. Birazcık daha şu torunumu koklamak istiyorum. Bunu kırar mı hiçbir insan? Kırmaz. Birazcık daha gel seninle sohbet edelim. Her dakika mıç mıç, bakın sizin komşularınız gibi olamaz. Ya da yani sizin arkadaşlarınız gibi olamaz. Sizin kızınız gibi de olamaz. O ayrı evlerde büyüdü. Ama yine de saygı gösteriyor. Yine de gayet güzel. Gözyaşlarınızın sebebi başka ne olabilir acaba? Altında başka bir şey de olabilir. Evet. Sevgisizliğinizi tamamlayacak kişi geliniz değil. İçinizdeki sevgisizlik bambaşka bir duygu olabilir. Torununuzu tabii ki seveceksiniz. Ay o şimdi bıcır bıcır yürümeye başlasın. Babaannem diye gelip size sarılacak, gönlünüzü alacak. Ağlamayın, her şey güzel olacak. İnşallah. Bir telefonumuz daha var. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Ben 17 senelik evliyim. Bu arada tek çocuk. Eşim tek çocuk. Yani tek gelinim. 17 sene boyunca da bunun şeyini çok çektim. Nasıl desem? Ceremesini. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yani ben de çok vicdanen rahatsızım. 20 yaşında evlendim. Çok büyük cahilliklerim benim de olmuştur. Kaynanamla bunu defalarca da konuştum. Yani ben cahilim, beni yönlendir. Ama kaynanam biraz daha böyle nasıl söyleyeyim size, benim dediğim olacak. Baskın. Dominant. Baskın. Aynen böyle. Oğluna da aynı şekilde. Oğlu da biraz anneye fazla düşkün. İki eşle annemi arasını yapamıyordu. Bu sebepten defalarca ayrılmaya kalktık. İki tane çocuğumuz var. Şu an ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Eşim benimdir, çocuklarım benimdir. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Sadece rahatsız olduğum bir konu var. Tabii. Buyurun. Kaynanam bana kızgınlığından sürekli torunlarına beddua ediyordu. Çok ağır gidiyordu. En ağır bedduası kan kusun diye bağırmasıydı. Ne diye? Ve şu kan an kusun. Bu yaz yanına gittim. Bir gece ansızın rahatsızlandı. Ağzından kanlar geldi. Onu doktora getirdim. Kanser olduğu ortaya çıktı. Ve eşim bana bunun için şu an ayrı duruyoruz. Baskı yapıyor yani. Bakmamı istiyor. Ben de vicdanen rahatsızım. Tabii onun üzülmesini istemiyorum. Kayınvalideniz kanser oldu değil mi? Evet. Daha bir ay içinde oldu bu yani. İnşallah şifa bulsun bir an önce. Bakmayacağım demiyorum ama bana baskı yapıldığı zaman
rahatsız oluyorum. Çünkü çocuklarıma edilen beddualar aklıma geliyor. Hı hı. Yani bana kızıp da onlara laf söylemesi çok ağrıma gidiyordu. Benim size bunu söylememin sebebi sadece yapmasınlar ya. Hem oğullarına zarar veriyorlar. Evet, siz aslında yani gelecek nesiller benim gibi bu acıyı çekmesin diye hikayenizi paylaşıyorsunuz ama ortada hastalık olduktan sonra bence artık geçmişteki şey, tabii yaşım çok daha güzel sizi yönlendirecektir ama ben hani şahsım adına birkaç bir şey söylemiş olayım. Hastalık olduğunda artık o şeyleri belki de çok düşünmemek gerekiyor. Orada başka bir şey, zaten o bir sınavla şu anda mücadele ediyor. İşte hayatta hiçbir şey gerçekten dönüp dolaşıp ne yazık ki bizi buluyor, ağzımızdan çıkan sözlere hep dikkat edelim diyoruz. Biz de bu programda bunu defalarca söylüyoruz. Tabii çünkü ki hiçbir şey asılı kalmıyor. O enerji gelip bizi buluyor. İyisi de kötüsü de. O zaten şu an çok zor bir şeyle mücadele ediyor. Siz gene büyüklüğünüzü yapacağınızı ben düşünüyorum. Bunca yıl yapmışsınız zaten. Ben tabii sözü işin üstadına bırakıyorum. Tabii ki dayanamadın. İçi insanın evet, el aynen vermiyor. Gönül tabii ki iyilikten yana. Ama acıyarak bakacaksan bakma. Hı-hı. Net. Bunu başına kakacaksan yapma. Ha, evet, o önemli bir şey tabii. Kesinlikle. Çünkü şimdi yapar. Bakın ses tonunda anlıyorum. Ağlıyor hatta şu an. Neden böyle olduğu için çok üzgün. Evet. Çünkü geriye dönüp çevirse 20 yaşındaki cahilliklerim benim de oldu. Beni yönlendir dedim diyor. Kayınvaliden de cahilmiş demek ki. Ama ne oldu? Nilüfer'in de dediği gibi hakikaten ağzımızdan çıkan bütün kelimeler, bakın, bütün vücudumuzu 100 kere dolaşıp bütün hücrelerimize deyip nokta nokta deyip öyle ağzımızdan çıkıyor, biliyor musunuz? Yani bütün hücrelerimize 100 kere dokunuyor. Ne demek bu? O yüzden de kanser olmuş hücreleri, evet, o kötü laflar, o kötü niyetler kendine dönüp dolaşmış gelmiş. Ha, şunu demeyelim. Aman Allah onun cezasını ver. Sakın tövbe, böyle de bir şey demeyin. Acıyarak da bakmayın. İşte bana bunu dedin, bunları yaptın, işte şimdi böyle oldun diyecekseniz bakmayın. Bakmayın, hemen tabii, bir bakıcı aynen tutun. Zaten daha çok kanser olur. Onu affettiğini söyleyin. Hatta böyle bir konuya girmeyin. Ne kadar iyilikle davranırsanız, bakın, Allah'tan çok güzel bir şey dilemişsiniz bence. Bu dramın bitmesini dilemişsiniz. İçimden öyle geliyor şu an. Evet. Ve bu bitiyor şu an. Bu hastalıkla iyileşince bu acılar bitecek. Çünkü kayınvalideniz de anlayacak. İnsanlar doğuştan kayınvalide doğmuyor. Kayınvalide okulu yok. Yani onlar da öğreniyor yanlış yapa yapa. Kırılan kalpler birleşir. Ve tamam, o cezasını çekiyor evet belki ama şimdi bir aylık mevzu bu. Allah'tan diliyorum şifası bol olsun ve bu hastalığı atlatıp beraber aile birliğinizle gönülden doğan kabul olmuş, daha ne istiyorsun? Güzellik senin olacak şimdi. Kayınvalidenle iyi anlaşacaksın. Çocuklarına hiçbir şey olmaz. Çünkü çocuklarını zaten iki tane melek sağında ve solunda koruyor olacaktır. Allah korusun. Beddua eden sadece kendine eder arkadaşlar, değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Hele ki o meleklere dediğin gibi hiçbir şey olmaz. Çok çok geçmiş olsun. Kayınvalideniz inşallah bir an önce şifasını evet bulsun diyelim. Hemen bir başka telefonumuza merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun, dinliyoruz sizi ama sesi biraz az duyuyoruz sevgili arkadaşlarım. Şu an duyabiliyor musunuz? Evet, o bizden kaynaklanıyor. Halledecekler. Siz lütfen anlatın. Tamam. Ben eşimle 4 senelik evliyim. Ben aslında eşimi çok seviyorum. Kayınvalidemle de çok sorunum yok. Görünürde onun da bizimle bir sorunu yoktur. Ama şöyle bir şey var. Böyle biz mesela bir şey alacağız. Eşim benden bir fikir alıyor. Mesela bizim ikimizin ortak bir fikri oluyor. Ama mesela o arada bir kayınvalidemi arıyoruz. Eşim söylüyor ki mesela bugün biz bunu alacaktık. Kayınvaliden diyorsa bir de böyle bir etkisi var. Ay aman, ne yapıyorsun sen? Niye alıyorsun falan filan? Eşim hemen o zaman fikrini değiştiriyor. Allah. Bir değiştiriyor. Ve mesela hep onu bir yönlendirme gibi bir şey var. Ben bazen kendi kendime o vicdan azabı çekiyorum. Acaba kayınvalidenle ilgili kötü mü düşünüyorum diye, ama öyle olmuyor. Mesela eşim bir şey istemiyor. Kayınvaliden istediği için ona yaptırmaya çalışıyor. Kayınvalideniz mi yaptırmaya çalışıyor eşinize? Evet, mesela eşim de etkisinde kalıyor. Mesela atıyorum biz bir şey yapacağız, diyor ki görüyor musun bak şunun çocuğu
para harcamıyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Görüyor musun ne kadar parası var? Bence sen fazla dışarıya para harcıyorsun. Tabii tabii. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum izin verirsen. O paraları biriktirip biriktirip ne yapmanızı öneriyor? Efendim? O paraları biriktirip biriktirip ne yapmanızı öneriyor? Ya biz aslında, hayır, bize birilerini bir misal çekiyor. Yani mesela biz mesela atıyorum, biz bir tatile gideceğiz. Hı hı. Diyor ki, aa bak görüyor musun şunun oğlunun ne kadar parası var. Biriktirmiş biriktirmiş, siz çok fazla harcıyorsunuz. Yani ben de çok... Tamam, o paraları biriktirip ne yapmanızı öneriyor? Yok şöyle, hı, yani tam onlar tatile gidecekken bir örnek veriyormuş. Yani onlar tatile içine, para harcayacaklar içine, ya. Ha. Bak X1'inin oğlu para biriktiriyor. Yani siz harcıyorsunuz, har vurup harman savuruyorsunuz gibi. Doğru anladım değil mi? Evet evet, aynen aynen. Mesela her gün, her gün arıyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun her gün? Şimdi her gün yoklama var, içtima var. Ama her gün, her gün sabah, öğlen, akşam. Ne yapıyorsun, ne öğlen, ediyorsun? Öğlen, akşam ama... mı? Bir kere mi? Sabah, öğle, akşam mı? Her bir kere gün. Mi? Üç öğün mesela var. Bazen olmuyor ki, bazen olmuyor ki biz mesela dışarıda kim, oluruz. Kim arıyor? Eşiniz mi arıyor, anne mi arıyor? Anne arıyor. Anne arıyor, ha. Eşinizin de onu sık aradığı oluyor mu? Efendim? Fırsat. Eşiniz de onu sık sık arıyor mu? Zaten ona fırsat yok. Yok. Yok, hayır. Eşim bazen ne diyor biliyor musunuz? Artık ben annemi dinlemeyeceğim. Onun etkisinde kalmayacağım. Ben büyüdüm diyor. Ben büyüdüm oy, diyor artık büyüdüm diyor. Büyüdüm diyor. Ya. Büyümüşsün, evlenmişsin. Ya işte ne zor duruma sokuyor aslında beyefendi. Ben çok üzülüyorum da bazen. Ben diyorum ki onların ben ilişkisini bozmuş oluyorum ama ben bozmuyorum. Ya. Sen bozmuyorsun. Öyle bir şey yok. Zaten annesinden o onayı almak için arıyor. Senin eşin de az değil bak. Yani bir şekilde belki fikir olarak bir şey alırken. Kıyamam. Aynen. Belki bir şey alırken böyle danışırsa hani şey olacak zannediyordur. Onun da fikrini alıp, çünkü hayır diyeceğini biliyor ya. %50 hayır demek istiyordur sana, diyemiyordur. Anneden destek alıyordur. Ama sen şimdi burada niye ağlıyorsun? Gerçekten ağladın. Ben Yeşim Hanım'a şunu sormak istiyorum. Hani bazen eşime diyorum ki çok ara zaman ben annemlerle konuşmuyorum. O kadar sen de çok fazla zaman harcama. Tamam ay. Ses gitti. Acaba. Telefon gitti. Acaba çalışıyor mu? Çalışmayı teşekkür düşünmüyor edelim mu? Evet, ne soracaktı çocuk duyamadık ama. Onları sormak isterdim. Evet. Mesela çalışmıyorsa çalışabilir. Çünkü kısıtlandığından çok rahatsız değil mi? Yani gerçekten de evin ekonomisine karışmak enteresan bir şey. Ama tabii... Günde üç defa eşini aranması da enteresan. Ah. Şimdi şöyle, gerçekten üç defa arıyor mu? O zaman... Bunu biz kısıtlamak bir lazım. Bir de aile bir karar alıyor karı koca. Evet, ondan sonra anne abi arandığı anda fikir hemen ama değişiyormuş. Zaten çocuk o kadar bence bunu biliyor ki hayır diyeceğini. Hı hı. Eşine hayır diyemiyor. O yüzden anneden görünmez desen bir destek alacağını bildiği için onu arıyor. Anne alalım mı? Anne zaten alma diyecek. Alma çocuğum, para biriktir. Para biriktirin, ev alın diyecek. O zaman şöyle örnekler vermek lazım. Evet, bence çok doğru. Har vurup harman savurmamak lazım. Hele şu dönemde. Değil mi? Evet. Yani suyu çok açmamak, işte elektriği çok kullanmamak. Bunlar gerçekten atalarımızın bize öğrettiği ama çok doğru. Milli servetimiz. Ama bir yandan da kendi cebini düşünmen gerekiyor. İleride hedeflerin var mı? Ev almak, araba almak. Evet var. Ama Yeşim Hanım, ben gencim, gezmek de istiyorum. Ay, çok da haklısın. O yüzden şunu diyeceksin. Ben mutlu olduğum zaman eşimle daha iyi kazanıp daha iyi çalışabilirim o motivasyonla. O yüzden ben sanmıyorum da çok savurgan olduklarını. Çünkü bu kadar üzülüp ağlamasının altında yatan sebebi tam anlamak istedim orada. Acaba tam bir karı koca olamadığını mı düşünüyor? Hı hı. Çünkü farklı olabiliyor bazen. Altyazı farklı geçebiliyor duygularımızın. Yani çünkü şey dedi, şunu yakaladım. Yani eşim ben büyüdüm artık diyor. Bana da bu konuşma arasında en hüzünlü cümle o geldi değil aslında. Mi? Yani, bura, yani bir erkeğin böyle bir şey dillendirmesi. Artık. Büyümüşsün de evlenmişsin artık. Evet. Aslanım benim, artık hadi. Anne bir yere kadar, üç kere falan. En azından kızın yanında üç kere aradığımız zaten gün bitti. Kaçta işten geliyorsun? İşten geldin, karınla tam oturup sohbet edeceksin. Ya televizyonu açarlar ya anneyle sohbet ederler. Olmuyor o zaman evlilik. İşte o zaman da kızcağız böyle hüngür şakır dağılıyor. Doğru, çok haklısın. Karı koca olmak önemli. Kesinlikle.
Yani çekirdek ailenin artık onlar biz olmaları evet. gerekiyor. Yani... Biz böyle karar verdik anneciğim. Tabii ki arada bakın annenin fikrini lütfen alın da. Hı hı. Arada alın ama yani birdenbire kesmeyin. Çünkü o kadının da kötü bir şeyi yok. Hani paraları biriktirin bana verin demiyor. Öyle de var. Tabii tabii. Alan var elinden. Bana bakın diyen bütün var. Bütün yöneten var işte biraz ha. önce. Bir de hani bakıma muhtaç insanlar da var. Belki gibi. Hastalık olacak bir şey olacak. Bakacaksın ne yapacaksın atacak mısın? Asla. O yüzden tabii şey. Ki. Ha bu arada kötü gün parası da biriktirmeyin zaten. Hı hı. Bak çok ilginç bir şey söylüyorum. Hani dedim ya demin konuştuğumuz her şey ağzınızdan çıkan kötü günde kullanırsın var. Çünkü o parayı kötü o zaman. Kötü günde kullanma. İyi gün için para biriktirin. Aynen. Çok çok önemli bu söylediğim. Bir izleyicimiz evet. daha telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun. Hoş geldiniz. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun dinliyoruz sizi. Ya ben şey, 1,5 yıllık evliyim. Evet. Ben 1,5 yıllık evliyim. Evlendiğim günden beri kaynanam, eşimin ailesiyle daha doğrusu sorunlar yaşıyorum. Ne gibi sorunlar? Mesela şey, ben hani evlendiğim günden beri bana her şey baskı yapıyorlar işte. Eşimi dolduruşa getiriyorlar işte onu sevmeyeceksin, onun yatağına girmeyeceksin, onunla birlikte olmayacaksın, onu sevmeyeceksin, ona bir şeyler almayacaksın. Nasıl yani? Bir dakika, nasıl yatağına girmeyeceksin? Niye evlendirdiler o zaman? İşte eşim de onları dinliyor, yatağıma girmiyor 2 yıldır. Ayrı ayrı yatıyoruz. Bir evlilikte ayrı ayrı yatınca zaten sorunlar başlar. Bu çok enteresan anlamadım. Bir telefon. Ben anlayamadım şimdi. Kayınvalideniz oğluyla bir arada yatmanızı istemiyor. Doğru mu anladık? Evet. Hatta diyor gel bize yatacaksın diyor. Ne? Kendisi gelip bize yatacaksın. Karınla birlikte yatmayacaksın diyor. Kendisiyle yatacak. Anneyle. Hayır. Oğlu onlarda gelip yatacakmış. Bize kalacaksın. Oğlu onlarda kalacakmış. Efendim? Gelin kendi evinde kalacakmış. Doğru mu? Evet. Evet. Bir soru sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Ben şoktum çünkü soru bile soramayacağım şu anda. Ama şok geçiyor. Bir dakika gerçekten ben böyle çok danışan gördüm. Evlenirken size karşı çıktılar mı tatlım? Ben bir şey söyleyeceğim. Ben ilk evlendim. Hocam eşim daha doğrusu hep ailesine bağlı bir insan. Tamam. İstemediler mi sizin evliliğinizi baştan? Hayır istediler. İstediler ama sonra nedenini öğrendim. Beni istediler. Eşim bana aşık oldu. İlk görüşte aşık oldu öyle diyeyim. Ay ne kadar şanslısın. yani ilk görüşte gördü beni mesela ben onu kabul etmedim hep peşinden koştu. Beni alacaksan alacaksın falan tamam, yaptı. Tamam geliyor şimdi bak. Sonra ben o zaman da çalışıyordum. Sonra işi bıraktın. Evlendin. Kayınvaliden ne zaman düşman oldu? Onun bir kızı var işte. Diyor ki diyor benim kızım ne derse o olacak. Hani evim gitmedim. Hani bizim kızım da iş oldum da diyor ben kurban ederim sizin gelip kızım diyor. Kızımın dedikleri olacak diyor. Görümcenizin dediği olacak yani. Evet, tamam olsun. Aynen. Görümceniz ve abisiyle birlikte olmanızı istemiyor yani. O da evet o da kıskançlık yapıyor. İşte niye seni seviyor beni seven böyle yok. Niye sen şanslısın sana bir şeyler oluyor. Bana mesela bir şey oluyor kayası hocam diyor ki bana da alacaksın. Kaynanam diyor ona da alacaksın. Bacıyı tutacaksın. Peki bu arada bu olanlardan sizin ailenizin haberi var mı? Evet ailemin haberi var. Ben onların yanında ve kaynanam dedi ki geleceksin bize kalacaksın onun yanında yatmayacaksın. Yatağına girmeyeceksin. Aileniz ne diyor bütün bu olanlara? Benim ailem dedi kızım gel eve biz seni vermeyeceğiz falan. Benim çocuğum olduğu için ben katlandım. Ay yok. Çocuk var çünkü. Hayır hayır zaten böyle bir şeyde pes etmek yok. Dur bir dakika çözeriz. Öyle bir şey yok yani. Her şeyde her sorunda eve dönmek yok. Bir dakika Yeşimciğim bu çok önemli bir konu. Sizi kısa aradan sonra yeniden bağlıyor olacağız yayınımıza. Hakikaten çok ilginç evet. bir mevzu. Yeşim'in söyleyeceklerini de ben merakla bekliyor olacağım. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız sevgili izleyenler. Evet Yeşim Akıncı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklama gitmeden önce çok ilginç bir telefon almıştık. Hanımefendinin kayınvalidesi eşiyle birlikte yatmasına dahi izin vermiyordu. Eğer telefonumuz hazırsa hemen hanımefendiye tekrar bağlanalım. Evet şimdi arkadaşlarım tekrar telefonu bağlarlarken ben de belki ekranını yeni açanlar evet. için telefonumuzu hatırlatmış olayım Yeşim'ciğim. Gerçekten evet. Reklam arasında da Yeşim'le konuştuk. İnanamadım. Yeşim dedi ki ben çok hayret etmedim çünkü ben böyle hikayeleri çok duyuyorum, çok dinliyorum meslek hayatımda dedi. Sevgili izleyenler özetle şöyle hanımefendinin kayınvalidesi ve görümcesi eşiyle aynı odada aynı yatakta yatmalarına izin vermiyorlar. Eşinin yani oğullarının ona göre onların evinde yatmasını istiyorlar.
eşi hanımefendiye ne alırsa görümcesine ve kayınvalidesine de aynısını almasını istiyorlar. Evlenmiş hanımefendi ama evlenememiş aslında bence. Çocuğu olduğu için hanımefendi ayrılmak da haklı olarak istemiyor. Hanımefendinin ailesi de bu durumu biliyor. Onlar diyorlar ki kızım böyle evlilik olmaz, dön evine haklı tabii olarak. Şimdi hanımefendiye tekrar bağlayamadık henüz ama evet. Yeşim hanımefendi bizi mutlaka dinliyordur aslında. Sen hanımefendiye istersen tavsiyelerini söyle. Eve dönmesini arzu etmem. Yani ben terapist olarak her zaman evliliklerin devam etmesi taraftarıyım. Burada kendi rotasını çizecek olan erkektir. Bakın erkeğe biraz fazla görev düşüyor burada. Şimdi anladığım kadarıyla biraz maddesel bir durum paylaşılamayan. Sevgi değil bakın. Yani bana ne alırsan ona da alacaksın. Ona ne alırsan öyle bir şey yok. Yani artık erkek evladının bir yuva kurduğu zaman, hele hele kendi çocuğu varken, parası, pulu, ya tabii ki annesine de hediye alacak, kardeşine de hediye alacak. Bu dengeleri oturtmak lazım. Ama bir erkeğin annesinin evinde kalması vakası, inan o kadar gördüğüm durum ki sevgili Nilüfer. Böyle bir durumda kesinlikle beraber gidin kalın. Sizi kovacaklar mı torununla? Hayır, beraber gidin. Öyle alıştırmayın tek kalmasına. Çok önemli. Buna alışırsa erkek, ben annemde oturuyordum, biraz fazla yedim, burada kalayım. İşte ya maç var, şey var, işte biraz akrabalar geldi, özel konuşacağız, burada kalayım. Bütün bunlar sizin aile dinaminizi, ilişkinizi mahveder. Tabii şimdi bunun tersi için de verdiğin öğüt geçerli değil mi? Öyle. Çünkü bazen bunu kadınlar da yapıyorlar. Bunu da yapmamak gerek. İşte ben anneme geldim, trafik var, işte geç oldu, gelmeyeyim çocuğa canım ben. İşte çocuğa diye. Baksın. Hani belki çok özel durumlarda işte hastalık olur, bir şey olur, hani anne baksın diye. Evet. Eşi de seyahattedir, bir şeydir, belki bu tolere edilebilir bir şey ama bunu kadın da çok isteyen var. Mesela şöyle, annesi konforunu sağlıyorsa genç kadının, yani işte temizliğini yapıyorsa, yemeğini pişiriyorsa falan, tabii büyük bir yardımcı. Bir de devamlı anne. Ama düşünsene, evin içerisinde anneyle olmak ya da eşsiz bir hayat yaşamak bu. Yani devamlı anne evinde kadın. O zaman da çok sorunlu. Kendi kızını paylaşamayan insanlar da var, kayınpederler de var. Benim kızıma böyle yapamazsın, şöyle geçti artık burun pozları, kızın evlendi. Yani şimdi böyle durumlarda artık evliliği kabul etmek lazım. Evlilik akdini lütfen hatırlatın. O yüzden biz artık evliyiz deyin. Asla kocanızı yalnız göndermeyin. Hatta birlikte olun, birlikte devam edin. Ve konuşun, annenin evine gittiğinde bütçemizi işte kız kardeşine verdiğinde için rahat ediyor mu deyin. Yani bakın, kavgayla sorun odaklı konuşursanız hiçbir şey çözemezsiniz. Çözüm odaklı konuşun. Ama asla, bakın Yeşim Akıncı şöyle söylüyor her zaman, kayınvalideyi kesinlikle kötülemeyin. Hiç başarılı olamazsınız. Ben ömrü hayatımda, meslek hayatımda dahil, bir tane örnek görmedim annesini kötünce evet öyle diyen. Daha fazla savunma alırsınız. Doğru. Yenilirsiniz. Bir telefonumuz daha var Yeşimciğim, hemen merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Of, işte ha, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yeşim Hanım, nasılsınız? Alo. Buyurun, merhaba. Dinliyoruz sizi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim de tam tersi sorunlarım var. Ne gibi? Benim kendi ailem tarafından sıkıntılı. Evet. Yani kaçarak evlendik zaten, yaşı büyük diye vermediler. Benim annem, ailem, işte 9 senelik evliyim. Hep böyle müdahale ettiler. Sürekli müdahale müdahale. 9 senemiz burnumuzdan geldi. Bir kızımız, bir oğlumuz var. 7 yaşında kızım, 2 yaşında oğlum. Teşekkür ederim. Yani bu konuda hep eşimle birbirimize girdik, tartışmalarımız oldu, sürekli kavgalarımız oldu ama hep benim ailem yüzünden oldu. Tam tersi. Ne yapıyorlar? Sürekli hayatıma müdahale etmeye çalışıyor. Hani evlatlarıyım ama yani hala sanki onlarla beraber yaşıyormuşum gibi eve geldiklerinde bir şeyin yeri değiştirmeye çalışıyorlar. Bir şey alırken ederken, yok bu güzel değil, gidin geri değiştirin. Ya etiketini bile koparmış olsak diyorlar etiketi takarız, geri göndeririz, değiştiririz. Hep bu şekilde vesaire vesaire. Eşiniz ne diyor tüm bu olanlara? Ya eşim de artık yani şey yapmak istemiyor, işte artık yani
sınırları aştılar yani 9 senedir. Hı hı. Böyle çat artık kapı falan de... size gelme huyları var mı? Evinizin anahtarı falan annenizde var mı? Öyle yok, şeyler de oluyor. Yok, o yok. Versen Allah'tan... onu da alırlar ama. versen alırlar evet de. Şimdi bazı... Yani işte bilmiyorum bu şekilde. Zaten... Buyurun. Yok. Tamam, devam ediyordunuz. Evet, ben zaten psikolojik rahatsızlığım vardı benim de. Onu atlatmaya çalıştım. Mesela ilk çocukta geçer dediler. İşte annemin baskısıyla, işte yok el alem şöyle der, böyle der. Emzirme sorunu oldu. Genç kızınızdan beri mi hastalığınız vardı? Evet, hep annem yüzünden, annemin sevgisizliği yoktu, şeyi yoktu ama babamda sorun yok. Babam dışında bütün sülalede sevgisizlik yaşadım. Bir güven eksikliği vardı, yani ağzımla kuş tutsam yaranamıyorum onlara. Anladım. Tamam, çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için. Evet, teşekkür ederim. Artık... Zaten biz de en son olarak bir şey daha söyleyeyim. Eşimle bir aile danışmanına gittik en son. Beyaz bir sayfa açtık. Aha. Yeni mi gittiniz? Efendim? Yeni mi gittiniz danışmana? Evet, yeni gittik. Bir hafta oluyor. Ha, iyi, çok yeni. İnşallah bundan sonra çok daha iyi olur. Şimdi Yeşim'in verici... size tavsiyelerde mutlaka bu sayfanızda önemli yer teşkil edecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. İlk önce hanımefendiyi tebrik ediyorum. Hani düzgün bir yol bulmuş. Kimisi falcıya gidiyor. Yani o yüzden doğru bir yol bulmuş. Bilimin yolundan ayrılmamış. Şunu söyledi, ağzına kuş tutsam yaranamıyorum. Kuş tutma zaten. Yaranmak için bir şey yapma. Yani duygularımızın alt ifadesini ne olur güzel anlayalım. Neden kuş tutmak istiyorsun? Neden yaranmak istiyorsun? Bırak onaylanmasınlar. Ama zaten ailesine şunu söylesin. Sevgisizlikten bahsetti. Evet, babam dışında annemden sevgi görmedi. O yüzden yaşça büyük biriyle işte beraber olmuş. Çünkü babadaki sevgiyi olgun erkek sevgisine eşte de bulmak istemiş. Çünkü öyle öğrenmiş sevgiyi. Bir anneden sevgi almayan çocukların ilişkileri, yansıtmaları çok farklı olur. O yüzden kendi çocuklarına nasıl sevgi yansıtıyor? Mesela ben bunu sormak isterdim eğer beraber çalışsaydık. Çünkü anneden gerçek ve doğru sevgiyi alamayan çocuklarından da doğru sevgi aktaramıyor. Veremiyorlar. Yani bilemediği için. Sonra yine önemli bir nokta, dedi ki çok büyük hatalar oldu kendi ailemle ilgili ama eşim artık sabretti ve dayandı. Beni çok bunaltıyorlar diyor. O zaman şunu söyleyelim, kendi yetiştirdikleri kıza güvenmiyorlar. Yani ne kadar alabileceğini, ne kadar yapabileceğini. Sen o zaman kendin çok iyi bir şey becerememişsin ki anne baba olarak, anne olarak. Öyle değil mi? Anne olarak sen inşa ettiğin kişiden memnun değilsin ki onun yerine davranıyorsun. Bir. İkincisi şu da olabilir. Bazısı ayrışamıyor. Hala kolu kanadı gibi görüyor çocuğunu. Kendi gibi görüyor. Yani onu senin doğurmuş olman, onun hayat tecrübesine, hayat kararlarına, seçimlerine karışabileceğin anlamına gelmiyor. İsterse kötü bir şey alsın. O onu tabii ki bakın tecrübeler. Etiket kopmuş etiketi yeniden takar inanılmaz, değiştiririz. İnanılmaz. Ne demek yani sadece onları öyle istediği için. Değiştiririz deyince baba da mı işin içinde onu anlayamadım. Yani herhalde baba da artık annenin o şeyine uyum sağlıyor. Çok gönüllü olmasa da herhalde yani, ben öyle anladım biraz. Biraz değil mi? Evet. Yani çünkü çoğul konuşuyor ve çoğul bir defans var. Çünkü yanlış bir şey yapıyorsa baba sevgi doluysa onu durdurması lazım. Bir de şöyle özel durumda hastalıklarla büyüyen genç kızlarda evlendiği zaman sanki hala onun çocuğuymuş. Çocuk yani küçük kız çocuğuymuş. Hasta olduğu için devam edebiliyor bu tip şeyler. Birazcık da ondan olabilir diye düşündüm. Ama bugün her arayan da ağlıyor. Gerçekten çok dertliler. Ama hakikaten doğru bir yol bulmuş kendisi. Önemli olan sorunu bulmak ve çözmek. Sorun her zaman hayatımızın her yerinde olacaktır. Evet, çok telefonumuz var Yeşimciğim. Bir tamam. Telefon daha var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun efendim, dinliyoruz Yeşim'le birlikte sizi. Benim üç oğlum var hanımefendi. Bir tanesi en küçük olan evlendi Meksika'da. Meksika'da mı? Bir tanesi engelli. Evet. Neyse bunlar ben oğlum sevdi, getirdim. Düğün yaptım Türkiye'de. Tekrar beni, ben bu arada eşimden ayrıyım.
Yalnız büyüttüm. Sonra bir gün geldim işte, evde gelin de yok, oğlum da kaçtılar. Neyse 4 sene geçti. Ben tekrar görmek istedim bunları. Ve bu arada benden sürekli para aldı dediler, para gönderdim. Gittim, ben engelli oğlumu aldım. Sorunum olmuştu çünkü görmek için. Ve gittim, beni ülkeye almadılar. Meksika'da 2 gün yattım nezalethanede engelli oğlumla. Sonra tekrar beni gönderdiler Paris'te. Paris'te de 2 gün yattım, geldim. 3 ay sonra yine denemek istedim. Gittim, bu sefer girdim. Ve gelin beni kıskandı oğlumdan ve ailesiyle yaşıyordu. Hı hı. 3 kişiler de ailesi de. Bir gün beni dövmeye kalktı. Ve oğlum önüne geçti. Sadece anne sen sus dedi, hiç konuşma dedi bana. Dövmeye çalışmış. Ve gelininiz size... Sızdılar başımdan. Şiddet mi uygulamış? Neyse, bir gece beni yine dövmeye kalktı. Gecenin 3'ünde beni sokağa attı. Meksika'da yapıyor değil mi bunu? Evet, evet. Ay kıyamam ya. Neyse oğlum, ben de geldim. Benim 15 günüm var. Kaç yaşındasınız? 51 yaşındayım. 51 yaşındasınız. Çok da genç. Çok genç ama ne fark ederken. Oğlunuz neredeydi evden sizi atarken teyzeciğim? Yanımdaydı. Yanındaydı ve sustu. Meksika'da sizi sokağa atarken geliniz, oğlunuz sustu. Aynen öyle. Ne yaptınız? Ne oldu ki? Aslında hiçbir şey yok. Sadece kıskançlık. Hadi bir söyleyin, neden? Kıskançlık. Tamam. Nasıl bir kıskançlık ama? Neyi kıskançlık olarak algılıyoruz? Şimdi şöyle bir şey hanımefendi. Ben oğlumu bir kere öptüm anlamda. O günü kıyametleri soktu. Çünkü 4 yıldır görmüyordum, hasretimi gidemiyordum. Görmedim, hasrettim oğluma 4 yıldır. Anından öptüm dediniz. Anından öptünüz. Öyle. Evet. Neyse 15 gün yabancı evde kaldık. Oğlum ben de ona dönmeyeceğim. Benim anneme böyle yapan bir kişiye dedi. Neyse beni yolladı. Ben dedi, bana bir şans daha ver anne dedi. Ben burada iş bulayım, çalışayım. İşinden ayrılmıştı çünkü. Beni yolladı. Ve 15-20 gün sonra tekrar ona döndü. Şimdi ailesiyle yaşıyor. Ben hiç göremiyorum. Hiç göremiyorsunuz. Evet, sağlığım bozuldu bu arada. Panik atasar geçiriyorum. Ben duyamadım ağlarken devamını. Sağlığım bozuldu diyor. Evet, o kısmını duydum. Panik atak geçiriyorum. Onlar şu anda... Panik atak mı geçiriyorsunuz? Evet. Onlar şu anda hala Meksika'dalar mı hanımefendi? Evet, evet. Ben şu bölümünü anlamadım. Sizi sokağa attılar, sonra siz o geceyi dışarıda mı geçirdiniz? Oğlunuz ne yaptı o gün? Sonra oğlum benimle geldi o gün işte dışarıda. Bir eve gittik. Ben yani bir anında da geldi. Oğlu da gelmiş değil mi? Sonra geldi diyor. Sonra evet. Annesinin anladığım şöyle... Anneciğim ben benim bir kulağımda da kulaklık olduğu için hiç duymuyorum. Yapamayacağım ben senin böyle davranan bir insanla. Ben bir işsiz kaldım, bir gideyim düzelteyim durumumu, geri döneyim demiş ama dönememiş. Evet. Peki buradaki duygu nedir sizi inciten? Ne olur bunu net söyle. İnciten, ben hiç hak etmedim bunları. Hak etmedin. Oldu. Evet, ben buradan tekrar gelinime... Alyans aldım, tekrar aldım, hediyeler aldım. Torunuma falan. Çok hediyeler götürdüm ama her gün kalkıp kahvaltısını hazırlıyordum, evini temizliyordum. Çok da fedakar bir hanımefendi anlattığına göre. Ve ben şu anda dışarı çıktığımda evinin yolunu bulamıyorum. Unutuyorum çünkü. Çünkü yoğunlaştı duygular. Devamlı kafada bunu düşünüyorsunuz. Bunu düşünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Evinizin yolunu da bulamazsınız. Yakında demans belirtileri de başlar. 51 yaşında. İnsan kendini yapıyor. Şimdi bittiyse... Tabii evet. Lütfen bizi ekrandan dinlemeye devam edin hanımefendi. Çünkü yeşimin söylediği çok önemli. Bu sizin önce psikolojinizi, belki sonra ne yazık ki fiziksel bedeninize de sirayet edecek bu sorunlar.
Yol yakınken hiç kolay değil. Anlattıklarınız bizi, sizi tanımamamıza rağmen bu kadar etkilediyse, tabii ki, sizi nasıl etkilediğini düşünemiyorum bile. Allah herkese vicdan versin. Amin. Herkese vicdan versin. Düşünsene, ilk gittiğinde Meksika'da önce hanımefendi hapiste yatıyor. Bir de engelli oğluyla birlikte. Olacak iş değil. Sonra azmediyor, bir daha gidiyor. Bu defa da sokaklarda kalıyor. Dışarıya atılıyor. Yani Allah'tan evladı hani yalnız bırakmıyor ama, evet. Yani gidiyor ama gene oğlunun evinde yatamıyor. Engelli çocukla beraber. Çok affedersin. Şimdi şöyle, Meksika'da yani Meksikalı bir gelinin Türk gelini gibi olacağını düşünmüyoruz değil mi? Herkesin kültürü farklı yani. Şimdi tabii ki bizdeki gibi evi gidip temizlemesi, işte yardımcı olması, belki beraber engelli çocuğuyla gelmesi başıma kalacak diye düşünebilir gelin. Buna bir tedbir almış olabilir. Bir, vicdansız ki zaten fiziksel şiddet gösteriyor. Pardon da nasıl bunu yapmaya hakkı görüyor? Sizin eliniz neredeydi, engellemediniz? Böyle bir şey kendinize yaptırmayın. Hiç kimse yaptırmasın. İlk önce kendiniz kendinize saygı duyacaksınız. Oğlumun sevgisi için ben öyle sevgiyi saymıyorum. Öyle bir sevgiyi saymıyorum. Oğlumun sevgisi için, torun sevgisi için kendimi de öldürtemem. Sokakları da attıramam. Böyle bir şey yok. Benim oğlum o zaman buna izin vermeyecek. Şimdi bir defa duyguları güzel tanımlayalım. Kıskançlık için dedi. Ben orada birazcık daha açmak istedim ama sadece anından öptü diye sokağa atılmaz. Vardır orada bir şey bak. Biraz açmak istedim ama. Yani çünkü kıskançlık, niye kıskansın ki kayınvalideyi? Gelin. Yani o anlamda, ama çok fazla oğlum ben seni göremedim 4 yıl, ah 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 falan yapmışsa yabancı gelin bunları anlamaz, bu beden dilini anlamaz, bu sevgi dilini anlamaz, onlarda yok öyle bir şey. 18 yaşından sonra kuş uçuyor onlarda evden. Öyle mi? Öyle, evet. O yüzden kültürel farklılıklar da var. Ayrı, ama bunu yapıyorsa hanımefendi kendi sayesinde yaptırıyor. Bir kere yaptın, ikinci kere aynı hata yaparsan öyle bir durum yok. Sonra oğlu, şimdi hayat çok acımasız gerçekten. Büyütürsün, ateşlenir, ona bakarsın, varını yoğuna çocuğuna verirsin. Yarın bir gün evlendiğinde de işte el kızı diyorlar ya hani, alır tabii onu, seninle de görüştürmeyebilir. Bunu da kabul edeceksin çocuk yaparken ya da hiç yapmayacaksın. Evet. Bir telefon daha var dedi yönetmenim, ama bir soru araya sormak istiyorum. Çünkü çok önemli bir soru gelmiş bir izleyicimizden Yeşim'cim. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, 45 yaşında 7 yıllık evli, çocuğu olmuyor. Defalarca tüp bebek denemişler. Kayınvaliden eşimi ve tüm çocukları bu konuda örgütlüyor. Bana karşı tavır alıyorlar. Ayrıca kayınvalidemin bana karşı çok ağır sözleri var. Nasıl bir çözüm önerisi olabilir? Bu çok yaygın, çok bir şey yaygın olduğu için bu soruyu özellikle sormak istedim. Evet. Şimdi çocuğu olmuyorsa, burada hanımefendiden kaynaklı bile olsa, bu isteyerek olan bir şey değil maalesef. Bir defa yani sonuçta mucizelere her zaman inanıyorum. Gönlünden bu mesajı attığında çok hissettim. Ve Allah'tan diliyorum ki hayırlı ve sağlıklı, amin, bir inşallah, evlat. Belki şu an bizi izleyenler de amin derse, evet, hep beraber dualarımızı, evet, gider hanımefendiye. Kolektif bir dua almış, evet, olsun hem de. Belki de olur. Yani bu sebepten aramış bile olabilir. İnşallah, kalben diliyorum. Böyle bir durumda karşılaştıysanız eşinizle konuşun. Bakın bu çok doğal bir hak. Ayrılmak ister misin benimle diye sorun. Eşinizde problem varsa o da sorabilir. Bunu nasıl düşünürsünüz? Düşünürsünüz. Çünkü insanlar bazen diyebiliyor ki, hayatım ben seni çok seviyorum. Evet, çocuk çok isterdik, olabilir de olmadı. Hı. Ama ben seninle devam etmek istiyorum. Bu motivasyon için bile sorabilirsin. İlla ayrılmak için söyle, teklif etmeyebilirsin bunu. Bakın, mantıklı, güzel bir yol olabilir bu. Ailenden böyle bir baskı görüyorum. Sen de görüyorsun. Tabii ki torun da istiyorlardır. Hı hı. Ben de evlat istiyorum ama olmuyor. Allah nasip etmedi. Allah'ın nasip etmediği şeye karşı gelen insanlarla genellikle şöyle de bir şey olabilir. Boşatırlar, evlenirler, torundan hayır görmezler. Ya da Allah göstermesin. Sakat olabilir, evet, şey, yani her şey başka olabilir bir hayatta. Anırlar. Ya da onun için lütfen bu tip şeyleri çok zorlamamak lazım. Ama konuşun. Bakın bu konuşmayı yaptığınızda ben inanıyorum ki eşiniz sizi seçecek. Diyecek ki sizi, ben sizi çok seviyorum ve birlikte olmak istiyorum ve çocuğumuz olmasa da evliliğimizi devam ettirmek istiyorum dediği anda, kadınlarda beyinde şurada bir hormon var. O hormon hamile kalmayı engelleyebiliyor. Evet, genelde serbest bıraktığında hamile kalıyorlar. O yüzden belki bunu duymak, şu an bizim bu konuşmalarımız belki güzel bir umut olacaktır, mucize olacaktır. Böyle durumda yapacağınız tek şey medeni olmaktır.
sormaktır ve ondan sonra bu konuyu da kapatmaktır. Konuştunuz bu meseleyi, bitti artık, olmuyor mu? Buna göre yol çizeceksiniz. Bütün dünyayı gezin. Eşinizle el ele tutuşun. Bütün çocukları sevin. Hayatınızı o şekilde yaşayın. Her şey nasip. Amin. Bir telefon daha var. Hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz? Ah, çok derinden geliyor ses. Biz duymuyoruz sevgili yönetmenim stüdyomuza sesimizi. Evet. Yeniden ayarlandığında tekrar döneriz telefonumuza. Biz yine yüzdeliklerimiz üzerinden devam edelim istersen Yeşim'cim. Hemen şununla devam edelim. Yüzdeliklerle. Evet, gelin kayınvalide ilişkilerinde sürekli idare eden taraf psikolojik sorunlar yaşar. Kesinlikle yaşar. Bakın ben zaten %90 vermişim. Mesela hanımefendi Meksika'da sokağa atlı hanımefendi... dedi ki panik atak yaşıyorum, işte yolumu evimi bulamıyorum. Çünkü duygusal bütün durumlar bizim bedenimize yansıyacaktır. O yüzden alttan almak, devamlı alttan almak, devamlı bir şeyleri idareci olmak da muhtemelen kalp rahatsızlıkları, deri döküntüleri olarak çıkar. Neden panik atakta olabilir insanlar? Neden olmasın ki, devamlı bir şey baskılıyorsunuz? Diyelim ki ev hanımları seyrediyor ya, o zaman ona göre anlatayım. Evi halının altında böyle süpürdün kirleri. Sonra halının üstüne bastın, pof pof etmiyor mu? İşte senin içine attığın dertler de üstüne bastıkça pof pof edecek. Daha fazla çıkacak. Hı-hı. Yani iceberg'in görünmez bir denizin altında müthiş bir daha fazla sorunun altında daha fazla bilinç altında yerleşmiş duygular olacak. Hiçbir şey biriktirmeyin. En fazla yazın ya. Çok önemli bakın. Hı-hı. Yazın rahatlarsınız. İnsanlar şimdi unuttu. Her şey dijital ya. Ay, elimle yazayım. Hayır. Parmağınla yaz. Yani telefonla değil, parmakla kağıt kalem kullan yaz. Çünkü şuradaki duyularımız var ya, buradan beyne giden bir rahatlatıcı şey var. Beyinden oraya akış olduğu anda senin konsantre olman, bir şeylere çabalaman hayatında es geçmemen gerçekten senin için çok iyi bir şey olabilir. Bir probleminiz varsa bunu lütfen içinize atmayın. Çok hı hı. önemli. Evet. Kayınvalideler gelinlerinin standartlarına uymak zorundalar. Hadi oradan. Neden öyle bir şey olsun? Neden tek taraflı standart olsun? Düşünsene. Yani şimdi bakın söylüyorum, meslek hayatında çok mağdur kayınvalide de gördüm. Ay, eve sokmuyor. Bak inan, ben hatta şöyle söyleyeyim. Senin de bildiğin bir semt, yani koskoca evler 3-4 katlı orada evler. Kaç yüz metrekare ev yani. 7 artı ev. 7 artı 2 ev. Yani at koştur cinsinden. Adamın akrabası eve giremiyor. Ailesi eve giremiyor. Böyle şey olur mu? Olmaz. Ha ne yaptı da giremiyor? Bak çok kötülük yaptı. Bana büyü yaptı. Nereden biliyorsun? Yani böyle bir şey hani işte yemek yapıyor. Ben istemiyorum. Oğluna yemek yapıyor çünkü işte benim yaptığım yemekte kendini karşılaştırmak istiyor. Ya nedi olsun ya anneciğim, eline sağlık ver ya, ne olacak yani? Anneciğim eline sağlık diyemiyor musun yani? Ne var onur etsen kadını, yapmış işte size. Ye güzelce, vallahi hazır yemek istemez misin? Ben doğru valla. Bir telefonumuz daha var, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun efendim. Çalışmalar. Teşekkür ederiz. Dinliyoruz sizi. Ben 10 yıllık evliyim. Yani evlendiğimden şöyle söyleyeyim. Evlendiğim bir yıla kadar da problem yaşamışım ama anlamadım. Çocuğum doğduktan sonra kayınvalidemlerle 2 ayda bir, 3 ayda bir sürekli problem yaşıyoruz. Yani telefonlarımızı açmıyor. Aslında öyle bir şey yok. Çünkü duymuyorum. Duyduğumda geri dönüyorum. İşte... Geldik evde yoktunuz, habersiz gelmeler. Yani bunun gibi bir sürü problem ve biz farkında değildik eşimle. Eşimi çünkü sürekli doldurdular. Sonra tabii işin boyutu değişti çünkü maddi olarak durumları iyi. Hani yardım ederiz düşüncesine, etmek zorundayız düşüncesine kapıldılar herhalde. Böylelikle de eşime hani problem çıkartalım ki biz para vermek zorunda kalmayalım'a döndü iş. Bunu da hep benim üstümden yaptılar. Tabii iyi bir kurban olmuşlar. Evet. Kestiler mi peki yardımı? Zaten yardım diye bir şey yok. Biz düğün borcumuzu bile eşimle beraber ödedik. Yani eşim çalışıyor, işinde, gücünde. Hani ekstradan, onlardan
ya tabii arada bize biraz yardım edin dediğimiz oldu ama hı-hı, hani öyle deli deli bir paralar değil. Sonra zaten problemler çıkınca biz onu kestik. Hı-hı. Ama bizim problemlerimiz bitmedi. 10 yıl boyunca sürdü. Hatta bir tartışmadan ben ikinci çocuğuma hamileydim. Dedim ki kayınvalidem, hani zarf attım, ben problem yaşıyorum, boşanacağım oğlumla. Hani sizin yüzünüzden bunu yaşıyoruz. Dedim bunu da aldırıyorum. Ay. Hani istemiyorum bebeği ama zarf attım hani. Dedim ki hani işim vardı, bir yere gidiyordum. Sen dedim bugün oğlumla konuş. Hı hı. İki haftam var diye de söyledim. Ben geldim, evde kayınvalidem yok. Büyük çocuğuma bakmak için gelmişti birkaç saatliğine. Yani nasıl anlatayım? Tek mi bırakmış boyunca çocuğu? Hayır hayır. Eşim gelmiş. O gelince kayınvalidem gitmiş. Gitmiş. Üç gün boyunca arka arkaya aradım. Anne dedim, aradın mı, konuştun mu? Çünkü biz geldik, biz o gün barıştık eşimle. Bizim zaten eşimizle hani kayınvalide, kayınpeder problemi dışında hani tartıştığımız bir konu yok. Dedi ki ben üçüncü gün sonunda ben de artık hani görüşmüyorum eşimle, yani oğluyla biz kavgalıyız. Söylemedim ben dedi. Neyse bu böyle geçti. Aradan 15 gün geçti. 15. gün, yani 2 haftanın sonunda arıyor. Oğlum nasılsınız? Dedim ki hani bak ben sana böyle böyle söyledim. Niye söylemiyorsun? Ben gerçekten psikolojim bozuk olup aldırabilirdim. Hı-hı. Hani çünkü insanlar intihar ediyor. Düşün ya, ben intihar etsem mi diye, bir anlık bir şey. Doğru. Allah korusun. Ama sonrasında dedi ki birkaç yıl sonra, tabii eşime de söylüyorum. Eşim diyor ki annem anlamamıştır. İşte o çok fazla böyle vicdanlı. Sonra dedi ki kayınvalidem, ben dedi bunu dedi senin yapacağını düşünmedim. Ondan dedi kimseye de söylemedim. Dedim keşke söyleseydin. Hani en azından ben de bilirdim, bizi düşünüyor musun, düşünmüyor musun diye. Yani biz böyle böyle problemler sürekli yaşadık. Evet, hala eşim devam ediyor mu problemler? İki seneye önceye kadar devam ediyordu. Son bir problem yaşadık. Ondan sonra dedim ki ben artık ipleri koparıyorum. Görüşmeyeceğim. Eşime de dedim hani istersen ayrılabiliriz. Çünkü ben görüşmek istemiyorum ailemle. Hı hı. O da artık hani farkına vardı bazı şeylerin. Çünkü yüzleşiyoruz. Yüzleştiğimiz zaman da diyor ki ben unutuyorum. Oğlunu yalancı çıkartıyor. Hani çünkü peki şimdi özetle görüşmüyorsunuz. Doğru mu anladık? Evet, iki yıldır görüşmüyorum. Hı hı. Mutlu musun? Mutlu musun? 2 yıldır gerçekten mutluyum. Hani 10 yıl problem yaşadım. Hatta biz 11 yıllık evliyiz. Hı hı. Ama şu 2 yıldır kafam rahat. Yani unutmuyorum. Önceden bir yere gideceğim, bir şeyleri unutuyorum. Çantamı çarşıda unutup geliyordum. Hı hı. Çünkü 2 ayda bir, 3 ayda bir problem. Doktora gittik. Hani bir psikiyatriye anlatalım, biz anlaşamıyoruz diye. Hı hı. Hani doktor bey bile dedi ki, ya hani tanıyor da işimi de, ya oğlum hani 2 ayda bir, 3 ayda bir bu kadar problem olmaz. Hani gelin kaynana 2 yıl, 3 yıl problem yaşanır. Sonra herkes birbirinin huyunu anlar, devam eder. Ama evet. Bir de şöyle bir şey vardı, onu da söyleyeyim. Hani yapıcı olan tek benim. Eşim tarafı geliyor, karıştırıyor, gidiyor. Biz kavga ediyoruz. Eşim işine gidiyor. Onlar kendileri gezmeye, tozmaya gidiyor. Ben diyorum ki bayram var, seyran var. Biz görüşelim. Hani surat asmayalım, problem çıkmasın. Aha. İşte yüz hastalık olacak, sağlık olacak. Yüz yüze bakıyoruz, iyi olalım. Baktım ki benden başka uğraşan yok. En sonunda görüşmeme çözümünü buldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Ben teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Bir soru sorabilir miyim? Kayınvalideniz bu tavrı yaparak ne elde ediyor sizce? Yani bilmiyorum. Hiçbir şekilde ben hiçbir şey anlamadım. Yani nasıl bir aile, yemin ederim çözemedim. Çünkü yapıcı oluyorum, olmuyor. Surat asıyorum, olmuyor. Diyorum ki bak ben bu sebepten surat asıyorum. Hani bunlardan yapmayın. Hani anlaşalım. Bir hatam varsa söyle benim yüzüme. Ben onu telafi ederim. Hı-hı. Konuşma gibi bir şey yok. Bana yüzüme söyleme gibi bir şey yok. Ha, yüzüme canım, yavrum, kızım, bir tane. Trip var ama arkamdan, kuru trip. Evet. Çünkü bak hanımefendi diyor ki her şeyi soruyorum. Yanlışım varsa çok düzelt diyorum. Yanlışım varsa düzelt diyorum. Ona da bir şey yok. Ay ben üzülüyorum, dertleniyorum. Aa, o gidiyor gezmeye diyor. Hı-hı. Bak şimdi aslında baktığı zaman anlatış evet, tarzında ne kadar naif bir şekilde. El bombasını atıyor evimize diyor. Amiyane tabiriyle sevgili izleyenler. Ondan sonra biz eşimle kavga ediyoruz ama ondan sonra ya
kendileri gezmeye şöyle devam ediyor. Şöyle bir şey, bir cümle duydum. Orada hemen onu böyle cımbızla çıkartıp söylemek istiyorum. Bu hani çocuğu aldıracağım mevzusu var ya. Hı hı. Ona çok içerlemiş. Yok, yaldırtsaydın evet, diye söylemedi. Çocuğa hiçbir şekilde, küçük çocuğunuza bunu, seni aslında ben aldıracaktım diyerekten ne olur kurban olayım. Terapist olarak yalvarıyorum, yapmayın. Çünkü o çocuğun hayatı boyunca bu travma. Travma. Hı hı. Yani gerçekten çok önemli. Bu bazen hani eşleri anlatırken de aslında bak küçük çocuğumu aldıracaktım. Şu an işte atıyorum Ali Veli Mehmet olmayacaktı. Hı hı. Çocuk eyvah diyor. Ben istenmeyen çocuk. Evet. O yüzden şimdi beni ilk önce çocuklar ilgilendiriyor. Bir ikincisi de yani size el bombası atıyor. O zaman kalenizi kurun. Bak nasıl kale kuracaksın. Öfkenle kaleni kur. Yuvana el bombası attırma. Nasıl yani? Attırma. Attığı zaman yok say bakalım ne yapıyor. Gücünü kıracaksın. Aikido modeli. Yani Aikido'da biliyorsun kendi gücüyle insanı yok edersin veya savaşırsın. Sen ona yaptığında bedbaht bir şekilde çöktüğünde o senin rüzgar enerjinden bükücü denir ya, evet, değil mi? Senin enerjinden böyle çekiyor güçleniyor. Sen dik dur bakalım. Sen bugün iki tane çocuk annesisin. Ve harika bir yuvan var. Bir şekilde 11 yıldır bir evliliği yürütüyorsun. Öyle ya da böyle. Kolay bir evlilik de değil. O zaman kendini kutla ve de ki ben artık kendi aileme bunu yapılmasına izin vermiyorum. Bitti. Hı-hı. Evet. Bak o zaman gücü nasıl kırılıyor. Kesinlikle. Bir telefon daha var. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, duyabiliyor musunuz? İyi günler, merhaba. Buyurun, dinliyoruz sizi. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Benim de şöyle bir sorum vardı. Tabii ki, buyurun. Ben de eşimin ailesiyle birlikte yaşıyordum. 5 senedir birlikte hala da yaşıyorum. Hı hı. Ben çünkü eşimin ailesi doğru, eşim doğru bir insan. Ve kültürel farklılıklar vardı evliliklerimizde. Onlarla birlikte yaşadığım için birçok sorun oldu hayatımda. Şöyle ki açıklık etmek istiyorum. Çocuğumu hastaneye götürüyorum. Özeli götürmek istedim. Eşim yurt dışında çalıştığı için gayet iyi bir maaş alıyor. Ona güvenerek özeli götürüyorum çocuğumu. Özele götürdüm diye o gün o evde dayak yiyorum. Şiddet görüyorum. Kayınvalidenizden mi? Hayır, eşim tarafından. Ha, eşiniz tarafından. Evet. Dolduruşa geliyordur. Çok baskı yapıyor. Çok baskı yaptığı için işte böyle bir şey olmaz. Neden izin veriyorsun? İşte devlet yok. Neden devlette götürülmüyor? Ama normalde maddi gücünüz özel hastaneye gitmenize el vermesine rağmen kayınvalideniz evet, baskı yaptığı için eşinizden şiddet görüyorsunuz. Evet, evet. Eşimin aldığı tüm maaş ailesine gidiyor. Kesinlikle bana gelmez. Hani diyelim aylık limit belirtiyoruz. Örneğin 500 olur, 750 olur. Çünkü benim de iki çocuğum var. Kendi evimiz ayrı. Bana yollayamıyor ailesi yüzünden. Yolladığı zaman o evde kavga çıkar. Hani bizi kovmakla tehdit ediyorlar. Bu evden gidersiniz. Bu evde yaşayamazsınız. Eşine para yollarsa. Nasıl? Anlamadım burasını. Siz aynı evde yaşıyorsunuz değil mi? Evet evet, aynı evde yaşıyoruz. Üst kattayız. Aynı binada yaşıyorlar. Evet evet, üst katta yaşıyoruz. Eşiniz biz sizinle mi beraber? Eşim şu an yurt dışında çalışıyor. Belirli günlerde geliyor. 6 ayda bir, 7 ayda bir geliyor. O da bir problem, evet, değil mi? Yani çoğu vaktini aslında kayınvalidesiyle geçirmek evet, zorunda kalıyor. Evet, şiddet ne zamandan beri başladı? Yani evlenmeden önce var mıydı? Evlendikten hemen sonra mı başladı? O da önemli bir şey. Yani kesinlikle hep dolduruşa gelerek mi, birikerek mi başladı? Yoksa evet, hep mi vardı? Evet. Eşim çok baskı altında hissediyor kendisini. Yani ailesinin baskısı altında kalıyor zaman zaman da. Hani onlar benim hakkımda konuştuklarında bunu etkileniyor ve bunu ailesi yani bize yansıtıyor, bana peki yansıtıyor. Peki sizi tekken mi dövüyor hanımefendi, eşinizin, ailenizin yanında mı dövüyor? Yani kayınvalide. Ailesinin yani kendi odanızda, o zamanlar aşağı katta aynı binanın içerisinde yaşıyorduk. Farklı bir odadaydım ben, aynı binanın içerisinde. Yani ailesi dışarıda, farklı bir odada, siz kendi odamızda ama duyuyorlar sesinizi, duyuyorlar. Şov yapıyor. Evet, onların mutlaka bunu yaptığını duyacağı bir şekilde yapıyordu evet, bunu. Evet, evet.
Bu önemliydi. Teşekkür ediyorum bilgi evet, için. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Yeşim mutlaka bununla ilgili gerekenleri size söyleyecektir. Çok geçmiş olsun zaten. Kadın şiddeti söz konusu olduğunda bizim böyle tüylerimiz evet. diken diken oluyor. Hele ki kayınvalide baskısıyla bu olduğu zaman. Halbuki kendisi de bir kadın. Ya. Buna nasıl yüreği dayanıyor değil mi? Genelde kendi dayak yemiş kayınvalideler çok çekmişse hı-hı. ben çok çektim gelin de çeksin diyebiliyor bir. Evet Yeşim'cim şöyle yapalım bir telefonumuz tamam. daha varmış süremiz az kaldı onu da dinleyelim. Tamam. Her iki izleyicimize de sonrasında tamam. birlikte cevap vermiş olalım. Hoş geldiniz efendim. İyi günler. Buyurun dinliyoruz sizi de. 8 senelik evliyim ben. Şöyle söyleyeyim iki tane çocuğum var. Allah başlasın. Teşekkür ederim. Eşim ben ne söylersem önemsemiyor. Dediğimi yapmıyor ama kayınvalidem ne söylese anında yapıyor. Hmm. Hani elinde olmasa imkanı bile ama bulup bulup yapıyor yani. Ha, maddi olarak mı? O bir şey isteyince alıyor, siz istiyorsunuz yok diyor. Doğru mu anladım? Aynen. Şöyle biz köye bile taşındık kayınvalidem istedi diye. Ha, büyük şehirdeydiniz, kayınvalideniz istedi diye evet, köye taşındınız. Evet, biz normalde Ankara'da yaşıyoruz. Aha. Ama köye bile taşındık biz eşimiz, kayınvalidem istedi diye. Şu an köyde misiniz? Yok Ankara'ya geri geldik. Geri geldiniz. Aha. Evet. Ama işim hala devam ediyor. Konuşmadınız mı hiç eşinizle bu konuyu? Konuştum ama yani önemsemiyor yani. Gene devam ediyor annesinin dediklerini evet, yapmaya. Ama bu durum gerçekten beni çok üzüyor. İlk başlarda umursamıyordum ama gittikçe daha çok üzmeye başladı beni. Bir de herhalde artık bu durumun şiddeti de giderek arttı. Eskisinden daha çok herhalde annesinin dediğini de yapmaya başladı. Evet hani önemsememesi beni çok iyice üzmeye başladı. Hı hı. Evet anlaşılmamak hı. aslında duygulardaki en kırıcı nokta. Hı hı. Yani kendini ifade edemiyor, beni anlamıyor, beni dinlemiyor diyor. Bir yandan da olayı o zaman hadi gel şöyle çevirelim. Eşini anlamaya çalışalım neden bunu yapıyor. Hiç böyle düşündün mü? Acaba gerçekten köyde yaşayan yardıma ihtiyacı olan biri ise burada bir lokma yerken inan içine sinmez annesi de açsa. Bir de öyle bakalım. Hayır acaba hanımefendi gelsin annesi bizimle yaşasa veya yakınımızda yaşasa dese kabul belki edecek de, mi? Belki de. Yani bak ortada dayak yok şiddet yok o anlamda. Bu ikinci vakamız daha farklı. Ve sen yine Ankara'ya dönmüşsün, döndürtmüşsün aslında. Ben hani iki tane de çocuğu var. Şimdi her zaman diyorum ki bakın biriyle evleniyorsunuz ama evlilik maalesef tek başına olan bir şey değil. Bence aslında maalesef dediğim için kendimden de özür diliyorum sizden de. Güzel bir şey yani evliliğin aileler içerisinde olması. Ben şahsen babaanne, anneanne, dedelerle büyüyen toplumdaki insanların daha kuvvetli ve daha dirençli, tabii daha tecrübeli olduğunu şey, düşünüyorum. Aileleri seviyorum. Evet, şimdi yani belki yardımcı da olur aslında birbirine. Ama hani kültür farkı da vardır, o köyden alışmıştır. Ne bileyim ben farklı bir yağ kullanabilir, sen farklı bir hayatın vardır, farklı bir şekilde yapabilirsin. Ama uyum sağlayabilirsin. Çünkü o sevdiğin eşinin ailesi onu bıraksın mı sokakta? Aç mı bıraksın? Tabii ki destekleyecek. Ama her istediğini yapıyor. Ya bu aslında böyle olduğunu gerçekten böyle mi? Çünkü Ankara'ya dönebilmişsin bak. Her istediğini yapıyor olsa belki bir mantık çerçevesinde yapıyor. Ama acaba hanımefendi istediği için mi Ankara'ya döndü? Kendi iş için de olabilir. Yani sonuç itibariyle köye belki de maddi sıkışıklığı olduğu için gitmiştir. Köyde olabilir. Yaşamak daha uygun olduğu için. Şimdi bütün çerçeveleri görmek lazım ki tanıyı koyalım. Şimdi tek taraflı bakmayalım. Empati yapalım diyorum burada. Eşinin annesinin durumu ihtiyacı varken vallahi şahsen benim ağzımdan geçen lokma benim rahat olmam yani. Annesinin durumu yoksa ve ona bakmak durumundaysa. Evet yine bir önceki telefonumuz için de. Bir önceki telefon için de hemen şunu söylemek istiyorum. Eğer güzel kardeşim seni seviyor olsa, ailesi duysun diye şov yapacaksa, gider yastığa vurur, sen de ah ah dersin, hatta sonra güzel gülüşür, tekrar öpüşürsünüz. Yani anladın mı? Biraz rol yapardınız. Gerçekten vurmazdı seni sevse. Zaten 6 ayda bir görüyor, hayırdır. 6 ayda bir görüyor, evin kızı olmuşsun, sen zaten o eve taşınmışsın. Ama o evin malı olmamışsın. Bakın çok önemli. Madem ailesi böyle bir şov istiyor, ya ben çok bilirim öyle duvara vurup da ah ah yani ses çıkartıp dayak yiyormuş efekti çıkartıp sonra gülüp de birbirine sarılan çiftler var.
Böyle de olabilirdiniz. Ay böyle bir şeyden haz duyan duyanlar var. Çok enteresan sevgili Nilüfer geliyor. Var. Evet. Ben çok çektim, o da çeksin diyen var. Var. Halbuki çok çekenin karşısına bunu çektirmemesi gerekiyormuş bazısı gibi da düşünüyorum öyle kıyamıyor ama işte. Maalesef öyle değil. Bir telefonumuz daha var. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, dinliyoruz sizi. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ben bir konuda bana yardımcı olur musunuz? Yani birkaç yıldır kafayı yiyeceğim. Kendimi türlü toparlayamıyorum. İnşallah oluruz. İnşallah. Şöyle bir durum var. Eşim bir hafta böyle çok soğuk davranıyordu bana. Ondan sonra ben de hani bir şeylerden şüphelendim. Telefonunu kurcaladım. Baktım fake hesap açmış. Ben de bir tane fake hesap açarak bunu denedim. İstek attım buna ve kabul etti. Hani bir tane de çocuğumuz var. Bir konuşmaya başladık. Hani başka kişiyim olarak kendimi tanıttım ona. Konuştuk. İşte kabul etti her şeyi. Benim kafam çok karıştı. Acaba hani ne bileyim aldatıyor mu beni, aldatmıyor mu? Sonra ben bunu onun yüzüne de vurdum. Hani senin olduğunu biliyorum dedi bana. Seni seninle mi aldatmış yani? Evet, beni aldattı. Bir de şöyle bir şey, benim olduğumu bilseydi niye desin ki hani yakalanmayalım şimdi, eşime yakalanmayalım diye. Hani yatıyorum, kalkıyorum, sürekli kafamda soru işaretler. Bilmiyorum yani ne yapacağımı bilmiyorum. Çok kafam karışık. Çok teşekkür ediyoruz. Yeşim buna cevap veriyor olacak ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aranın hemen ardından bu sorunun cevabıyla biz tekrar karşınızda olacağız. Evet sevgili izleyenler, reklam öncesi telefon hattımızda bir izleyicimiz vardı. Şimdi yeniden telefon hattımızda. Yeniden merhaba efendim. Merhaba. Evet, eşiniz... Sizin aldattığından şüphelenmiştiniz internet evet, üzerinden, sosyal medya üzerinden ve siz de bir fake hesap açıp kendisine istekte bulunup hatta oradan yazışmaya başlamıştınız. Evet. Sonrasında evet. Ne oldu? Ya sonrasında işte şöyle oldu, bana senin olduğunu falan söyledi, sen senin olduğunu biliyorum. Ben de inanmadım tabii ki çünkü şöyle bir şey dedi bana işte... Senin olduğunu biliyordum. Ama sizin itirafınızdan sonra yani senin olduğunu biliyordum ben zaten dedi. Yakalanmayalım demiş, o zaman anlamış bilmediğini. Evet, ben söyledikten sonra zaten şöyle bir şey söyledi bana. Hani ben mesajlaşırken eşime yakalanmayalım. Buluşma falan konuşmuş muydunuz orada? Buluşalım, evet, tanışalım. Buluşalım dedim, evet dedi, ne zaman gelirsen buluşalım diye. Hani hiç beklemiyordum. Herkesten bekliyordum. Eşimden hiç beklemiyordum. Yani böyle bir şey görünce artık şoka girdim. Yani hiç unutamıyorum. Unutmak istiyorum. Aklımdan çıkmıyor. Ya çünkü ben çok birçok zorluklar yaşadık onunla. Hani çok eşim çok sorumsuz bir insandı. Sonradan kendini toparladı. Neredeyse bir yıldır falan iyi oldu. Ama böyle bir şey de çıkınca ben bu seferlik... Böyle daha bir kendimi geri çekmeye başladım. Tamam, çok teşekkür ederiz. Gerisi Yeşim Hanım'da. Yeşim'i dinleyeceğiz şimdi ne yapmanız gerektiğine dair. Tabii çok kolay bir durum değil. Aslında aldattığı kişi hanımefendinin gene kendisi ama kendisi olmaya da bilirdi. Çünkü fake bir hesapla karşı. Tam Türk filmi gibi. Evet, ama şöyle de bir şey var. Ben hep söylüyorum, yüzleşeceksen ayrılmayı gözden alabiliyor musun? Boşanır mısın şimdi? Boşanmıyorsun. O zaman niye yüzleşiyorsun? Boşanmak. Bak ondan sonra uykuların kaçıyor. Evliliğinde zaten problemi daha çok büyütüyorsun. Çünkü sen onu unutamayacaksın şimdi. Ben şöyle bir yöntemle sana aslında öğretici bir şey yaptığını göstermek istiyorum. Yani o da ne? Sen evde elindesin, berabersin, aynı evin içerisindesin. Koca hiç tanımadığı bir vizyonda, hiç görmediği bir kişiyle flört edip aşık oluyor, o kişi de sensin. Ne yaptın farklı? Hemen onu evde evliliğinde yap. Anlatabildim mi? Ne yaptıysa farklı o flört ederken eşinin o ihtiyacı olan duyguyu yakalamış hanımefendi. Onda olmayan bir şeye aşık olmadı aslında eşi. Sende var. Bu işin sevindirici kısmı evet. Diyelim. Bu olayın bakın hayatta her olayın iyi ya da kötü yönü var. Şimdi biz kötü yanını söyledik, yüzleşmeyeceksen niye bunu yaptın? Yüzleştin, ayrılmayacaksan niye bunu yaptın? Hadi artık yaptın iyi yanına bakalım. Ve o yüzden iyi yönü de şu olmalı. Sende olan bir kişiye yine aşık oldu eşin.
Ne varsa hemen al o evliliğini, onunla süsle. Bu konuyu da artık kapatın. Hı hı. Açmayın. Evet. Şimdi Yeşim, aslında bu bize bir örnek, evet, emsal teşkil etsin. Bunun üzerinden biraz konuşalım, evet, istiyoruz. Lütfen. Biraz daha süremiz varken hazır. Bu konuda insanlar hep ikileme düşüyorlar. İşte stalklamak artık çok meşhur. Yani Türkçesine sosyal medyada bir şeyden şüpheleniyorsunuz ve sosyal medya üzerinden, işte ya fake dediğimiz sahte hesaplar üzerinden sevgili izleyenler, ya gerçek hesabın, evet, üzerinden araştırmaya başlıyorsunuz, evet, ve bir bulunuyor, şey buluyorsunuz. Araştırınca da hakikaten bulursunuz bu arada yani. Ondan sonra hepimizin başına bu geliyor. Bulduk. Şimdi bu bulduğumuz şeyle, bulduk bunu. Bununla ne yapacağım? Ben bununla bunu yüzüne vurup bir içimdeki öfkeyi atıp, bak ben biliyorum aptal değilim mi göstereceğim? Heh, çok güzel. Bu duygu var. Ben aptal değilim. Şimdi hanımefendi de, ben anladım seni. Ben anladım seni. Sen yani başka yerlere uçuştasın, hemen yakaladım. Fakat o zaman şöyle yapsaydı gerçekte. Verseydi randevu, oraya da kendi gitseydi. Çünkü o zaman ayrılmak zorunda kalacak. Merhaba hayatım diyerekten. İşte o yüzden bak, evliliğini kurtarmak istiyorsun. O yüzden bu tarz şeylerde olumluya bakacağız dedik ya. Bir defa gerçekten sihirli bir cümle söylüyorum. Gerçek bu ama. Eğer ayrılmayacaksan, boşanmayacaksan çok fazla karıştırma bulursun. Bulduğunu hazmedemezsin, ilişkini yine kendin bitirirsin. Aldatmadan ayrılıklar olmuyor. Ayrılırsın, üzülür, gene arayan kendin olursun. Bu da benim son cümlem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yeşim. Ediyorum. Çok sağ güzel olun. Haftalar geçirdik seninle. Hakikaten çok teşekkür öyle. Etmek istiyorum. Yolunuzun yine kesişeceğini de biliyorum. Allah'tan eminim de. Allah'tan umudum var. Evet. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Diyorum. Böyle virgül koymuş olalım seninle. Biz bugün programımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte, Allah nasip ederse 11'de yine burada olacağız canlı yayında. Sizleri de bekliyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, harika bir gün olsun inşallah size.